Haftanın 5. gününde 5. gün programına hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Yıldız. Bugün yine sizler için dopdolu bir program hazırladık. Bu haftanın gündemi gerçekten çok yoğundu. Baş döndüren bir gelişme vardı. Hem Amerikan yaptırımları hem iç siyasetteki gelişmeler gerçekten hafta boyu tartıştığımız konulardı. Şimdi bu konuları stüdyomuzdaki değerli konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen kendilerini sizlere takdim edelim. TÜRKAT Başkanı Avukat Mehmet Sarı bizlerle birlikte olacak bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağolunuz. Diriliş Postası gazetesi yazarı Sayın Murat Özer bizlerle birlikte olacak bu akşam. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağolunuz. Siyaset bilimci Sayın Ali Asker Aksu bizlerle birlikte olacak. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağolunuz. Ve ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen hocamız da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İyi geceler. Yayınlar, iyi akşamlar. Sağolunuz. Şimdi tabii bu hafta boyunca hem Amerikan yaptırımlarını konuştuk hem iç siyaseti konuştuk. İsterseniz içten başlayalım. İkinci dilimde de biraz daha Amerikan yaptırımlarına gireceğiz. Tabii bu hafta boyunca aslında tartışmayı şekillendiren bir makale yayınlandı. Foreign Policy'de. CHP'nin Amerikan yönetimiyle çok daha iyi anlaşacağını belirten bir yazıydı. Gerçekten ilginç ifadeler de vardı. Mevcut Erdoğan yönetiminin işte Hamas sahip çıktığını söylüyorlardı. YPG ile ilgili bazı ifadeler vardı. O da çok ilginçti yazının. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman tabii hafta boyunca tartışılan konu şuydu. Yani neden CHP buna ses çıkartmıyor diye. Mehmet Sarı ile başlayalım o zaman bu konuya. Şimdi burada tabii Mustafa Bey, Türkiye'de bir siyaset yapmanın yol ve yöntemi bakımından öncelikle hep ifade edilen bir durum var. O da şu, yani şimdi öncelikli olarak bu tür bir çıkışlar varsa ben CHP içerisinden buna şiddetli bir karşı duruş olması gerektiğini düşünüyorum. Her şeyden önce bu siyaset yapması, CHP'nin siyaset yapması açısından kendi siyasetlerini Türkiye'de çok daha bir karşılık bulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda siyaseten dışarıdan bir müdahale algısı oluşturulan şey, her ne kadar siyaset yapıcılar arasından belki efendim işte dünyanın konjonktürel hakimleri bize siyaseten ön açıyor, tırnak içerisinde böyle bir algıya kapılabilirler. Ama temel olarak Türkiye'den bu tür dış müdahale algısı oluşturan girişimler, bu yöndeki sözler, beyanatlar Türkiye'deki siyaset yapan siyasal akım açısından kesinlikle aleyhte tepen bir durum. Şimdi bunu CHP kendi içerisinde gerçekten böyle bir müdahale algısını rağmen buna bir karşı durmuyorsa ben normal şartlarda Türkiye'deki siyaset yapışı bakımından çok lehine olan bir sonuç olmadığını düşünüyorum. Buna zımmi olarak bunu onaylayıp da evet dünyanın işte mevcut diyelim ki şeyleri yönetenleri dünyanın işte baskın ne diyelim emperyalleri bu işin içerisinde bize de imkan açıyor, yol açıyor gibi bir zımmi bir kabulle sürecin parçası olmaya kalkışıyorlarsa bu gerçekten vah ki ne vah. Ama diğer yönüyle bir taraftan da şöyle bir durum var. Diğer ikinci bir unsur o da şu. Yani gerçekten dışarıdaki unsurlar milli ve yerli bir siyaset denilen kavram bakımından AK Parti yani Cumhur İttifakı üzerindeki süreci burada kendince bir ayrıştığı sonucunu çıkarıyor. Bu da bir başka altı çizilmesi gereken nokta. Şu açıdan söylüyorum son dönemdeki işte YPG ile paydaşlık kuran işte dolaylı olarak da aynı Suriye'nin kolu YPG bir taraftan da işte PKK ile benzer minvaldeki bir eşdeğerlik bağlamında bunu paydaşlık kuran kendi ittifak zemininde Amerika böyle bir denklemin içerisinde yer tutuyorsa ve bir taraftan da Türkiye'deki paydaşlık noktasında da CHP'nin bu anlamda ya da muhalefet çevrelerinin bu anlamda elverişli bir ortak minvalinde görüyorsa farklı bir paydaşlık atmosferi oluşturuluyor. Yani bu atmosferden Türkiye'deki yerleşik siyasetin merkezinde olan bir ana muhalefet partisinin bu sürece şiddetle karşı çıkması lazım. İki yönüyle hem kendilerini zımmi bir uluslararası irtibat alanı oluşturdukları hem de bir taraftan size böyle başka bir işte Türkiye ile gerçekten Türkiye'nin yerleşik siyasetiyle uyuşmayacak bir denklemde size bir pozisyon ihdas ediyorlar. Bu yönüyle de karşı çıkması lazım. Ben bu bakımdan hangi cepheden bakarsak bakalım
bu sözler, bu değerlendirmeler gerçekten. Şimdi foreign policy diye biliyorsunuz ki Economist foreign policy gibi bu tür çıkan, buralardan çıkan makaleler, bu tür dergiler üzerinde yayınlanan makaleler efendim günün atmosferi bakımından tabiri caizse laf olsun diye yazılan makaleler değil. Bunların muhakkak çalışılmış, kendi içerisinde belli bir mecralarda hazırlanmış ve daha doğrusu ya da belli mecralara ilişkin olarak işaret fişeği bağlamında belli noktalarda yönlendirme bağlamında da etkisi olan yanları var. İşte buna taraftar olan, eğer bu anlamda bir görüşme, bu anlamda bir irtibat alanı yoksa ana muhalefet çevresi, ana muhalefet partisi cepheden direkt karşı çıkması lazım. Nitekim yine unutmayalım, geçen haftaların çok yoğun Türkiye gündemindeki siyasette işgal ettiği bir alan vardı. O da şuydu, işte CHP içerisinde de işte Amerika'daki bazı çevrelere, Amerika'daki Biden yönetimine, mevcut yeni Amerika'daki oluşan düzene karşı orada tabiri caizse bir göz kırpmalar var. Oradan bir destek arayışları var. Yani oradan Türkiye siyasetine ilişkin bir çaba var. Bu siyaset Türkiye'nin yerli ve milli siyaset kavramı klişe bir kavram olarak ifade ediliyor ama biz şunu diyoruz kardeşim, siyasetini yapacaksan Türkiye'den yap. Siyasetini yapacaksan Türk milletinin beklentileri zaviyesinde yap. Yoksa Amerika'dan siyaset devşirerekten Türkiye'de iktidar olma heveslerinin ben çok olumlu Türkiye siyaseti olarak görmüyorum. Evet. Ya her şeyden önce şunu unutmayalım. Elbette biz dünyaya kapılarımızı kapatalım anlamında demiyorum bunu. Hı hı. Elbette devlet olarak her tür devlette ilişki içerisinde bulunabilir. Ama Türkiye'deki iç siyaseti dizaynı, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye, hı hı, kalkışma yönünde bir girişim varsa, bu yönde bir Türkiye'deki iç siyasetini o bir bu anlamda bir girişim, bir çaba, bir müdahale alanı varsa, buna her şeyden önce Türkiye'nin siyaset yapıcıları şartsız, şurtsuz, amasız, fakatsız kafadan karşı durması lazım. Evet. Her yönüyle sıkıntılı, her yönüyle yani gerçekten problemli bir yan olduğunu ifade etmem lazım. Evet. Ali Asker Bey, siz ne dersiniz? Şimdi öncelikle böyle bir konunun bu kadar, ben Mehmet Sarı hocama katılmıyorum. Çünkü bir makaleyi öyle bir anlattı ki sanki bu makale yazıcıları ya da makaleyi bu süreçte yazanlar Türkiye siyasetine müdahale etmiş, Türkiye siyasetinde CHP'yi iktidara taşımış ve ya da iktidara taşıyacak gibi bir algı oluşturmaya çalıştı. Ben bu algıya bir kere katılmıyorum. Ama yerli ve milli konusuna geldiğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabanında olan insanların çoğu, ona bakarsanız sosyal demokrat, sosyalistler, örneğin ABD filolarını, 6. filoları denize dökenler, Mahir Çayanlar gibi, Deniz Gezmişler gibi eski sosyalistlerin Cumhuriyet Halk Partisi tabanında yer alan insanlardan oluşmakta. Cumhuriyet Halk Partisi ABD'den bir umut kapısı ya da ABD'den bir şey beklediği gibi bir şey algı olması ya da algı, böyle bir algının oluşturulması kesinlikle doğru değil. Hı hı. Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunduğum ya da herhangi bir şey açısından değil, sadece anladım, Mehmet hocamın anladım görüşlerine katılmıyorum. Bir ikincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir yazıyı kendilerine zulh saymaları gerekli. Çünkü bizim yani Türkiye olarak hiçbir zaman, her zaman yurttaşına güvenen, hı hı, ülkesine güvenen siyasi partilerin olması gerekir. Biliyorsunuz Türkiye'de sürekli ABD'nin bir oyunu, sürekli oyun kurma çabaları olacaktır. Hı hı. Ben bu makaleyi o kadar çok ciddiye alan... Belki orada CHP'nin hani tavır alma noktasında geri kaldığını söyleyebilir miyiz? Şöyle, geri kalma değil de tabii bir deklarasyon yayınlama ya da bir basın açıklaması reddedebilirlerdi. Şöyle bir şey de var, bu yazıyı nasıl yazıldı, yani hangi amaçlarla yazıldı, hı hı, neyin doğrultusunda yazıldı, bunu da bilmiyoruz. Böyle bir makale geçmişte yazılmış, sonra dile getirilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ya da burada partinin adı önemli değil. Yani şimdi böyle bir yazı AK Parti'ye yazılsaydı Sayın Mehmet Hocam
buna karşı çıkacak mıydı acaba? Orada karşı çıkmadı zaten AK Parti'den şüphe bir yok, ben... tepki beklenirdi belki. Tabii doğru ki mu? Yani şimdi Türkiye'nin siyasetini Türkiye'deki siyasal hareketler yapsın, siyasal partiler yapsın. Ama AK Parti sürekli ABD ile ilişkiler içerisinde, yani bugüne kadar geldiği noktada baktığınız zaman ABD ile sürekli birlikte hareket eden bir Türkiye'miz vardı. Yani onun için CHP'nin burada böyle bir makaleden medet uman ya da umduğunu sayılan bir parti olduğunu düşünmüyorum. Evet. Onun için tabii tepki verilmesi gerekliydi. Hı. Kendisine zul sayması gerekli, az önce söyledim. Ama burada bu makalenin çıkışı, yazılışı bunlar çok önemli. Evet. Ama Mehmet Hocam'ın dediği gibi de ben kabul etmiyorum. Peki. Murat Bey, siz ne dersiniz? Şimdi kendimizi kandırmaya gerek yok. Türkiye'de seçimlerden hemen önce Amerikan başkan adayı olan Joe Biden'ın Millet İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı'na karşı bütün bu siyasal parti bileşenlerinin, o bileşenlerin içerisinde HDP de var, PYD de var, PKK'sı da var, hepsi var yani. MLKP'si var, SP'si var, sol marjinal örgütle var. Her şey var yani, biliyoruz. Şimdi onu bir kez daha konuşmaya gerek yok. Bunu Türkiye'deki bir diktatörlük rejimine karşı muhakkak surette desteklenmesi gerektiğini Biden söyledi. Peki Biden kim? ABD'nin şu anda seçilmiş olan başkanı. Peki bunu söyleyen, kendilerini böyle bir töhmetin altında bırakmış olan Biden'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan dahi önce tebrik yarışına giren kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak dünyadaki pek çok liderden önce Biden'ı tebrik eden kişilerden birisi oldu. Herhalde dünyada bir muhalefet partisi lideri olarak Amerikan başkanını tebrik eden tek liderdir yani. Şimdi o açıdan kendimizi falan kandırmayalım. Cumhurbaşkanımız da tebrik etti. Ya. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanıdır. Tamam. Biz temsil ediyor. 80 milyonluk Türkiye'yi temsil ediyor. Ama aynı zamanda AK Parti'nin yani genel başkanı. Evet, elbette ki. Çünkü biz çok şükür öyle bir siyasal sisteme geçtik. Artık Cumhurbaşkanı parlamenter şeyle değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yönetiliyor. Doğal olarak AK Parti'nin de genel başkanıdır. Başkaları seçilirse o partinin genel başkanı olacak zaten. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Biden doğrudan talimat verdi. İfşa etti. Foreign Policy'nin yazılan makale bir ifşaat makalesidir. Gerçeğin ifşasıdır. Peki bu ifşaattan sonra Millet İttifakı'nın en önemli bileşenleri neler yaptılar? Bugün gördük işte. Hı. Özgür Özel'in yaptıklarını. Aynen tıpkı ABD'deki başkanın söylediği gibi Türkiye'de bir diktatörlük rejimi olduğunu söyledi. Üstelik kendi tarihine bakmadan söyledi bunu. Utanmadan söyledi. Haddini aşarak söyledi bunu üstelik. Yani bugün Türkiye'de bir darbenin seçim yoluyla iktidar deviremeyenlerin darbe yoluyla iktidar devirmek için tehdit ettikleriyle karşılaştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye'de en büyük iki tane siyasal parti, Cumhurbaşkanımızı tehdit ettiğiyle karşılaştık. Kimin? Özgür Özel'in. Yani bugün o makaleden dolayı utanmasını beklediğimiz Özgür Özel'in kalkıp tıpkı Biden gibi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı diktatör dediğini gördük. Peki dün ne oldu? Meclis kürsüsünde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, hı hı, üstelik kendisi bir darbenin mağduru olmuş bir babanın evladı olarak, hı hı, çıktı. Hiç utanmadan dedi ki 2021 bütçesini iyi kullanın. Çünkü ikinci yarısında biz geleceğiz dedi. Üstelik Türkiye'de ne seçimler var 2023'e kadar, ne de kendilerinin, yani İYİ Parti dediğimiz partinin aldığı oy oranı belli işte %10-11 civarında bir oy almış. Kendi başına iktidar olma ihtimalin olmadığı bir konjonktürde kalkıp bunu söyledi. Onu biz sorduk, İYİ Partili yetkililere de sorduk. Yani neyi kastetti burada, darbeyi mi kastetti diye sorduk. Hem de yayında geçtiğimiz gün sorduk. Yani böyle olmadı. Yani bir benzetme yaptığını, bir işte biraz abartarak bazı şeyleri anlatmaya çalıştığını söyledi. Ahmet Kamil Erozan denen kişi 1980 darbesinden sonraki kurulan hükümetlerde NATO sözcülüğünü yapmış, NATO Genel Sekreterliği'nde sözcülük yapmış birisi. 28 Şubat askeri darbesinin hemen akabinde darbeciler tarafından kurulan iktidarda, hı hı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Kafkasya ve Orta Asya masa şeflerinde bulunmuş. Türkiye'de
30 yıldır devam eden Karabağ işgalinin en önemli müsebbibi olan Minsk grubunda Türkiye'yi temsil etmiş ve evet. Ermeni tezlerinin biliyorsunuz Karabağ'da Ermeni tezlerinin güçlenmesini ve işgalin devam etmesi sağlayan o Minsk grubunun tam anlamıyla Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürütmesinde aparatlardan birisi olmuş birisi. Evet. Bu görevini de 28 Şubat darbesinin esnasında yaptı. Doğal olarak bu kişiler, bu figürler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Türkiye parlamentosunda temsil gücü olan bu kişiler halkın iktidarını falan taleplerini dikkate alan değil, doğrudan emperyalistlerin taleplerini dikkate alan ve onların talepleriyle burada bir iktidar kurma hayali gören kişiler. Bunlar çok açık. Şu anda bizim feveran etmemiz lazım. Türkiye'deki her milli unsurun ister soldan olsun ister sağdan olsun hangi görüşü savunursa savunsun Türkiye'de herkesin feveran etmesi gerekir. Amerikan hükümetine o makaleyi yazanlara siz Türkiye'nin iç siyasetine müdahale edemezsiniz demesi gerekir. Ama biz neyle karşılaşıyoruz? Türkiye'de Cumhurbaşkanımızı diktatörlükle itham eden birisiyle karşılaşıyoruz. Ve şu anda sosyal medyada birinci gündem maddesi o. Evet. O açıdan biz kendimizi kandırmayalım. Birileri talimatını vermiş, diğerleri de talimatı almış, evet. Uygulamaya koymuşlar. Şimdi o zaman Ersan Hocam'a hem bu konuyu soracağım görüşünüzü hem de bir şey de ben ekleyeyim. Mithat Sancar'da iki gün önce verdiği bir röportajda HDP'yi kapatırsanız bir sonraki seçimde iktidar olur dedi. Siz de daha önceki programlarımızda HDP'nin kapatılmasını da gündeme gelebilir demiştiniz, söylemiştiniz bunu da. Hem bunu da katarak bu konuya ne dersiniz hocam? Şimdi öncelikle iyi akşamlar. Sesim net geliyor değil mi? Tabii ki net bir şekilde duyuyoruz. Sorun yok. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti'nden de Amerika Birleşik Devletleri'nden de ülkelerin birbirlerine ilgisi, o müttefikliği, çıkar çatışmaları, gündeme gelen bazı sorunlardan dolayı bazı makaleler kaleme alınabilir. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nden de nitekim bu tip yazıları biz son seçim, Amerika Birleşik Devletleri seçim öncesinde gördük. O kadar evet. Çok gördük ki. Hatta televizyonlarımızın bazıları o kadar ileri gitti ki zannettim Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili veya cumhurbaşkanı genel seçimleri yapılıyor. Yani o vaziyete geldi. Ve orada hatta öyle Mustafa Bey tartışmacı arkadaşlar vardı ki kavgaya tutuştular. Yani evet. Ne diyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını seçiyorsunuz. Dedim ki ya yapmayın dedim ya. Siz bu kadar bizim ülke seçimlerini ne iyi gösterdin. Şimdi bunu şu sebeple söylüyorum. Bu tip yazılar, çalışmalar tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin esasında çok önemli bir memleket oldu. Hı hı. Coğrafyasıyla efendim işte büyüklüğüyle bölge gücü olmasıyla tabii bu başka şey, özellikle emperyal güç olarak kendilerini tanımlayanların iştahlarını kabartıyor. Nitekim evet. Bunların içinde Fransa var, İngiltere var. Ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyal olmasını istemem ama başka memleketlerin iç ilişkilerine karışabilme ve onları etkileyebilme gücüne sahip olmasını her zaman arzu etmişimdir. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Çünkü dünya artık öyle bir dünya. Hele küreselleşen dünyada bu ilgi teknik gelişmelerle birlikte arttı. Evet. Şimdi ancak biz iç siyasete dönük bunları yorumladığımızda efendim işte Biden şu tarihte böyle bir açıklama yapmış. Sonra da efendim işte seçimlerle birlikte tekrar kamuoyunun ilgisini çekmiş. Vay A Partisi niye buna tepki göstermedi veya zayıf tepki gösterdi. Efendim işte başka bir şekilde olduğunda siz niye bu tepkide geç kaldınız? Bunlar üzerinden kanaatimce siyasetçilerin iç siyasete dönük dışarıya anlam ifade etmiyor. Hı hı. Siyasete dönük, kendi veya efendim işte karşı seçmene dönük açıklamalarının Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine hiçbir faydası yok. Çünkü şu söyleyeceğim söz zannediyorum benim saha tespitim diyebilirim. Hı hı. Milletin gündemi Mustafa Bey bu değil. Milletin şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde gündemi ekonomi, onu net söylüyorum. Hı hı. Pandemi canımızı çok yakıyor. Zorunlu aşı olacak mı olmayacak mı? Ama hocam burada sanıyorum hani soru şu. Evet. Ben bir şey söylüyorum diyorum ki Ersan Şen iyi bir adamdır ya da Ersan Şen kötü bir adamdır. Evet. Ersan Şen'in bu konu hakkında bir hani evet ya da hayır demesi gerekmez mi sanıyorum? Gerekme, hani buradaki tartışma değil. Bu yani. Zorunda değil. Mesela Twitter'da da adımı açılmış sahte hesaplar var. Efendim işte adınıza yazıyorlar cevap vermeyecek misiniz? Yani ne yapayım yani?
Ama adınıza yazan yani yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hani yok, hayır, dergi yani. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin olup olmaması inanın Mustafa Bey ilgimi de çekmiyor. Yani şimdi netice itibariyle söylenen şu. Fransa'da da aynı mesele var. Hatta öyle bir durum oldu ki Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni eş görmeye başladılar. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak devletin temsilcisidir. Yurt dışında temsil eder. Ama Türkiye Cumhuriyeti çok başka bir kimliktir. Türkiye Cumhuriyeti'ni o şekilde göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Macron arasında ciddi bir ihtilaf var. Bunu görüyoruz. Ama diğer taraftan bir şekilde siz diplomatik alanda ve karşılıklı ilişkilerde, ister bunu Avrupa Birliği üzerinden değil, ister ithalat ihracat değil, şirketlerin birbirlerine yatırımları değil, alışverişleri değil, bunlar üzerinden bu hayatı devam ettirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir taraftan kavga ediyorsunuz ama diğer taraftan münasebetleriniz sürdürülüyor. Dolayısıyla mesela biraz önce kıymetli arkadaşımız söyledi, dedi ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı niye Biden'ı tebrik etti? Vallahi kendisine sormak lazım niye tebrik ettiğini ama belki bu bir nezakettir, diplomatik nezakettir. Onu çok sevmek demek değildir. O ülkeye veya o ülkenin seçtiği efendim başkana veya cumhurbaşkanına çok yüksek sempati beslediğinizi göstermez. Ama bunun arkasında kanaatimce niyet okuyuculuğu yapmak suretiyle kötü niyet aramamak lazım. Ben onu söylüyorum. Bizim gündemimizin burada başka olmasını gerektiğini ifade ediyorum. Ve bir parantez içinde yine eleştiri mahiyetinde ama yapıcı, farklı bir fikri ortaya koymak istiyorum. Biraz önce kıymetli arkadaşımız dedi ki, ya dedi yeni efendim işte sisteme geçtik başkanlık sistemine ve bunda bir sakınca yok. Yürütmenin başında olan Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olması. Kanaatimce yüksek sakınca var başkanlık sistemlerindeki ki Amerika Birleşik Devletleri bunun ciddi örneğidir. Orada yasamayla yürütme arasında net bir kopukluk vardır. Yani bugün Trump'ın kendisini seçen cumhuriyetçilerin en azından başkanlık anlamında lider olmadığını hepimiz biliriz. Ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ilerleyen zamanda göreceksiniz ki bu kuvvetler ayrılığı dediğimiz veya başkanlık sisteminin güçlerin o ayrılmış kuvvetleri paylaşması diyebileceğimiz sistemin yerli yerine oturabilmesi için parlamenter sisteme dönüş sevdasında olanları saymıyorum. Ayrı bir konu. Ama başkanlık sistemini düzeltip toparlayabilmek için ilerleyen zamanda göreceksiniz ki kuvvetler ayrılığına hizmet eden yaslama yürütme ayrılığını ortaya koyacak bir yapılanmaya gidilecektir. Bu kaçınılmaz. Bir diğer husus, onu da ifade etmekte zannediyorum fayda görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılan bir makalenin bu resmi veya yarı resmi kaynaklı da olabilir veya bir gazetenin köşesinde de olabilir. Oradaki Sayın Cumhurbaşkanı'na veya onun temsil ettiği siyasi partiye yönetim anlayışına dönük eleştiriler, diğer siyasi partinin daha yakın olduğu biçiminde değerlendirmeler tabii onların kendisi ve kendi beklentilerine bağlar. Şimdi veya Cumhurbaşkanı'nın yine yazıldığında da ki çok olmuştur bu. Yani bu tip açıklamalar hatta son Putin çok ciddi ve lehte bir açıklama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünde duran bir insan tanımlamasıyla hatırladığım kadarıyla bugün zannediyorum okudum. Evet. Bunlar da elbette bir efendim işte ne demek istiyorsunuz? Siz bunun altında ne söylemek istiyorsunuz biçimde bir arayışa bizi itmez. Biz bundan sözünde duran insan biz bundan farklı bir görüşte olsak bile iç siyasette siyasi parti olarak bunun altında başka bir şey aramamak durumundayız. Evet. Bu bir değerlendirme buradan bir şey çıkmaz. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Her ülkenin yöneteni ve o ülkeyi idare edenler veya o ülkenin entelektüelleri olan insanları bir başka memleketin kendileriyle olan münasebetlerinden dolayı yaptıkları yorumların altında bir darbe, bir beklenti, meclis kürsüsünde söyleyen sözlerin hemen farklı yerlere çekilmek suretiyle yanlış biçimde ve kutuplaşmaya sebebiyet verecek kısır döngü tartışmalara bizi sevk etmemesi lazım. Şuraya bağlayıp bitireceğim sözümü ve o sorunuza da mutlaka gelmek istiyorum. Mithat Sancar'ın açıklamasıyla ilgili. Şöyle bölünmesin diye Murat Bey'e bir söz vereceğim. O, çünkü onun adı geçti. Mehmet Bey'in de bir cevabı olacak. O cevapları alıp ondan sonra belki o şeye geçelim. Bir iki cümleyle tamamlayayım isterseniz. Tamam, olur. Öyle cevap arkadaşlarımız olur. Verirse ki tartışma daha keyifli hale gelir zannediyorum. Tamam.
En son açıkçası tam ne söylüyordum onu hatırlamaya çalıştım birdenbire siz kesince ama. Eyvallah. Estağfurullah ne demek olur mu öyle şey? Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Milletin gündemi hakikaten sahaya baktığınızda muhalefetten de özellikle iktidardan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, hükümetten iktisadi alanda yaşanan sorunları çözüp rahatlama sağlayabilmek ve gelecek kaygısı, hayat pahalılığı, düşen alım gücünün tekrar artırılması. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan en önemli sorunu güvenlikten ve hukuktan daha öte. Çünkü bunları zaman içinde çözebiliyorsunuz ama hızlı beklenti insanların geçim derdindeki yaşadığı kaygıların bertaraf edilmesi. Bunu ifade etmek isterim. Bu açıdan ben hani kısır döngü tartışmalarda karşılıklı laf yetiştirme yerine bizim iç siyasete bu anlamda hitap eden değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin hakikaten çözüm bekleyen sorunlarına odaklayıp oraya odaklanıp enerji harcamamız gerekir. Mithat Sancar'ın açıklamasıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Net olarak. Hocam benim... ona şey yapalım mı? Onu bir tamam. Ayrı bir başlıkta konuşalım ama, mı? Ama bunu açıklamak istiyorum. Önemli. Peki, bana peki, tamam. Bana düşen bir konudur o açıdan. Yoksa mesela ben siyaset üzerinden kıymetli konuklar kadar tecrübeye sahip değilim. Yanlış tespitler de yapabilirim. Ama hukukla ilgili olunca hemen birkaç cümle söylemek istiyorum. Önemli. Tamam. Çünkü bu önümüzdeki günlerde etkinliğini artıracak. Bir defa ben meseleye siyasi partiler üzerinden sosyolojik sorunlarla bakmam. Niye hukukçu? Beni bağlayan kanun kitaptır. Anayasadır. Siyasi partiler kanunudur. Siz bir siyasi parti olarak kurulursunuz. Geçen gün canımı acıtan bir hadise gördüm. Bir siyasi parti olduğunu söyleyen Diyarbakır'dan birileri efendim işte adında bölgecilik, ırka dayalı bir takım isimler kullanan ve federasyon özlemiyle yola çıktıklarını ifade eden açıklamalar sosyal medyaya her yere düştü. Evet. Ben de seyrettim, dedim ki ya buna nasıl izin verildi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün olabilir mi? Efendim işte ifade hürriyeti, efendim işte toplanma, efendim işte siyasi parti kurma, değişik açıklamalarla birileri, ki bizden bir televizyon da var, Voice of America var orada ve bizden Türkiye Cumhuriyeti'nin yanlış hatırlamıyorsam resmi televizyon kurumunun bir kanalı da var orada. Evet. Ne iş var anlamıyorum ben. Bunları sorgulamak lazım. Bunlar önemli. Bunlar basit işler değil. Efendim işte bu mevcut partiyi, HDP'yi bölmek, başka yerleri zayıflatmak için. Geçmiş tarih Mustafa Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak kabul etmediği ama bu tür oluşumlara sıcak bakıp da sonra başına bela olan hadiselerle dolu. Biz bunlara izin veremeyiz. Niye? Hukuk devleti. Bizim kanunumuz, kitabımız var. Eğer bir siyasi parti, ister AK Parti olsun, ister Cumhuriyet Halk Partisi, hangi siyasi parti olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ve kanunlarıyla bağlıdır. HDP bunun üstünde değil. Dolayısıyla bir siyasi parti kapanırsa biz 5 doğarız, 10 doğarız gibi açıklamaları kendileri bakımından yapabilir. Ama onlar hukukun üstünde değiller. Ha, hukukla ilgili sorun varsa, bunun gereğini yapmıyorsanız, bunu siyaseten kullanıyorsanız, propaganda vasıtası yapıyorsanız o zaman hukuku ve yargıyı araçsallaştırıyorsunuz ki işe geldiği zaman, zamanı geldiğinde siyaseten uygun gördüğünüzde eğer hukukun ve yargının harekete geçirilmesi yöntemini seçiyorsanız onda da bir hukuk devletinde en büyük hatayı yapıyorsunuz demektir. Evet. Bir tasarımların açıklamalarından ben size birkaç pasaj söyleyeyim. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, efendim işte Azerbaycan meselesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı role dönük eleştirileri. Ben size hangi birisini sayayım? Yani netice itibariyle Ermenistan'ın açıkça net uluslararası hukuka, her hukuka aykırı işgaline karşı yapılan müdahale ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekte Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan'ın yanında olmayan bu siyasi peki hocam Türkiye'leşme iddialarını nasıl samimi bulup kabul edebilirim? Ha, evet. Bundan dolayı diyor. Hocam sırayla, o zaman tamam sırayla gitmek istiyorum ben de konuda çok dağılmasın bunu da mutlaka bir anayasanın hocam beni duyabiliyor mu? Bir şey yaptı. Hocam eğer duyuyorsanız internette şu anda bir şey var. Yeniden bir bağlayalım.
Kesmiş gibi de olmayayım hocam. Yani sanki ben konuştum da sonradan kesildi gibi. Öyle bir şey yok. Şimdi hemen hocamı bağlayalım. İnternet hatlarında bazen sıkıntı olabiliyor bu aralar. Şimdi o zaman sırayla gidelim. Ersan Hoca duysa Ersan Hoca, iyi olur. Ersan Hoca şimdi duyacak. Ne durumda arkadaşlar? Ben duyabiliyorum sizi. Heh, tamam, Ersan Hoca bizi duyabiliyormuş. Her şey tamam. Olmasın yani tamam. Çünkü hani aynen, bir, aynen. Öyle bir yanlış. Tamam olmadı. Hocam. Siz hocam bitirdiniz değil mi? Ben yani aşağı yukarı söyledim. Tamam, araya girdiğinde çünkü bir kopma oldu. Tamam, onu tekrar bağlantıyı sağlayalım. Çünkü. Evet, Mehmet Sarı. Hatlar kesildi gibi olmasın. Tabii olmaz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Normalde Amerika'da yayınlanmış bir makale. Hı. Yani hiçbir önemi yok. Gerçekten ne etkisi var? Hı. Ne olacak? Herkes her yerde her tür makaleyi yazabilir. Hı. Zaten Türkiye'de de anayasamız çok açık. Basın hürdür, sansür edilemez. Açıkça kanuna aykırı olmadığı müddetçe, temel hakları sarsmadığı müddetçe bunda problem yok. Bunlar da hiç mutabıkız. Şimdi benim itiraz ettiğim nokta şu. Şimdi bakın, şimdi Amerika normal şartlarda bir sıradan, efendim işte Sudan'da yazılmış bir makale ya da varsayalım çok daha böyle ya da Japonya'da yazılmış Orta Doğu'ya ilişkin bir makale. Bir değerlendirmesi olabilir. Reel bir bakış açısı. Bölgeyi analiz etmek, anlamaya çalışan birileri olabilir. Ama unutmayın. Bizim işte ne oldu? Bizim çocuklar yaptı mı? Bizim çocuklar başardı mı? Tartışmaların alevlendiği, niçe etki bıraktığı bir alanda geçtik. Biz bu tarihsel süreç bize efendim dün bu hadise oldu değil. Unutmayın 15 Temmuz'a gelmeden 2015'ten başlayan Türkiye'de yine bu ekonomi dergisi, ekonomisttir, işte aklınıza gelecek bu foreign policy'dir gibi bu minvaldeki dergilerde bazı makaleler yayınlanmaya başladı. Şimdi bu makaleler ya olabilir insanlar başka bir coğrafyada, başka bir kendine bölgesindeki çıkarlarını zedeleyen devleti işte küçültmek istiyor olabilir. Bu tür minvalde bir bakış açısı olabilir. Ali Asker Bey de diyor yani bundan bir şey çıkmaz. Bundan bir şey çıkmaz mı yoksa şu mu? Hayır biz bunu... önemsemeliyiz mi? Nasıl? Bence şöyle gereğinden fazla bir anlam yüklemeyebiliriz. Doğru, problem yok. Ama geçmişteki Amerika'daki çıkan bu dergilerin Türkiye'de zaman içerisinde ne tür bir marazlara sebebiyet verdiğini söylemek için söylüyorum. 15 Temmuz'a gelirken 2015'in 2016'nın martlarını düşünelim. Bu Amerika'daki bu makalelerin, önemsiz makalelerin o gün şunu söylüyordu. Hemen kısa bir süre sonra Türkiye'deki darbenin nasıl, hangi koşullarda olacağını, hangi odakların harekete geçeceğini açık açık adım adım yazdılar. O zaman ondan da mı bir şey çıkmazdı? Çıkmazdı tabii çıkmazdı. Yani çıkmazdı diye düşünebiliriz. Problem yok. Gerçekten çıkmayabilir. Hiçbir sorun yok. Ama ben unutmayalım böyle emperyal ve bölgeleri itibariyle dünyadaki darbeler son 100 yıl ya da son 50 yıl içerisindeki gerçekleşen darbelerin hepsinden haberli, hepsinde makaleleriyle kendi yapı taşlarıyla döşedikleri ülkeleri, siyasal sistemleri alt üst ettikleri bir makaleler silsilesi. Evet şu an itibariyle ülkenin gündeminde bir yer tutmayabilir ama unutmayalım Türkiye'nin çok bir türlü siyasal atmosfere, seçim atmosferine ülke ve toplum, Türkiye'deki atmosfer çok duyarlı. Peki buradan nedense, nedense CHP'den bir pas atılır. Karşı taraftan muhtemel adaylar buna bir cevap verir. Cevap verme ihtiyacı hisseder. Bunun kısa süre sonra da seçilmiş başkanlar olur. Şimdi bir yıl öncesi atmosferinde de bu başkan adayları, şimdi seçilmiş başkanı sıfatındaki kişiler bölgede YPG ile yanı başında Türkiye'deki siyasal değişikliğin hangi şartlarda olabileceğini, mücadelenin hangi koşullarda yürütülmesi gerektiğini kendince tasavvur ettiği açıklamaları yaptılar. Evet. Efendim vazgeçelim Amerika'daki bir dergidir ve unutmayalım bu dergiler Amerikan istihbaratıyla, Amerikan devletinin think tank kuruluşları adı altında yapmış olduğu bu tür yazılarla, makalelerle yön veren, inşa eden, bölgeleri dizayn eden yapısı var. Bu arada sanıyorum dergiyle ilgili de değil yani mesela Biden'ın açıklamaları, dergi işte buradan gelen sıradan ya da gelen açıklamalarla bir... Şimdi bunu hiçbir şey olmasa bile, hiçbir şey siyasal Türkiye'deki siyasal gündemde yer tutmasa bile buradan hedef alınan AK Parti bunu kendi başına ya da AK Parti Cumhur İttifakı bunu dikkate almalı. Evet. CHP buradan kendi adına zımmi ya da aleni bir şekilde tepki koyarak zımmi ortak olaraktan süreç içerisinde kendine bir paydaşlık eğer bir bundan bir beklenti içerisine girmiş olması elbette siyasal anlamda CHP ve çevre sahasından bir sonuç doğurmayabilir. Ama bence Cumhur İttifakı burada muhatapları soruşturmada bu işi suali sormada kendileri arasında
hiçbir beis yok. Çünkü geçmişindeki bu tür soru işaretlerini barındıran, şaibeleri barındıran, dünyadaki darbeleri yöneten ve yapan, unutmayın, bu tür dergi, think tank kuruluşları ve makaleler. Evet. Yani ben o açıdan CHP ne kadar bu işin içerisinde almazsa almasın, ben Cumhur İttifakı'nın dikkatle yakından takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Murat Bey, sizin de bir şimdi orada bir cevap hakkınız var. Şimdi mesela Washington'da 300'den fazla düşünce enstitüsü var. Stratejik araştırma kuruluşu var ve bunların yayın organları da var. Orada çıkan bir makale eften püften şeyler değil yani. Huntington'ın makalesi bütün Amerika'nın 50 yıllık bütün küresel politikalarını belirleyen temel makale olmuştu yani, değil mi? O açıdan öyle basit bir şey değil. Önemli olan makalenin muhataplarının nasıl tepki gösterdiğiydi. Bizim konumuz bu. Ersan Hocam'ın bunları dikkate almaya gerek yok, Türkiye'nin gündemi bu değil dedi. Elbette Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ekonomidir. Terörle mücadeledir. Milli savunma sanayinin güçlendirilmesidir. Bu başlıklar çok önemlidir. Pandemi de bütün küresel anlamda bütün dünyayı etkileyen bir şey. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Fakat Türkiye'nin gündemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de değildi. Ama Ersan Hocamız bu konuyu tekrar tekrar gündeme getiriyor. Biz bu konuyu açtık, biz bu konuyu referanduma götürdük. Halkımız bu konuyla ilgili kararını net bir şekilde sandıkta verdi. O zaman bunu tekrardan gündeme getirmenin ne anlamı var? Üstelik yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olduğu şu andaki sistem en geniş şekliyle bunu savunmuyor mu? Üstelik Türkiye Cumhuriyeti tarihi çok daha farklı hükümet sistemlerini gördü. Türkiye'de meclis hükümeti sistemiyle biz İstiklal Harbi yaptık. Meclis başkanıyla, yani ülkede ne cumhurbaşkanı vardı, ne parlamento başkanı, ne başka bir şey vardı, ne başbakan vardı, ne cumhuriyet vardı. Biz bununla İstiklal Harbi yaptık. O açıdan sistemlerin gerçekten demokratik ve özgürlükçü olup olmadıkları konjonktürleriyle, kendi yaşadıkları dönemlerle alakalıdır. Gündemimizi saptırmaya gerek yok. Türkiye'nin birinci gündemi bu. Ama Türkiye'de ana muhalefet adına ortaya çıkmış olan siyasal figürler sürekli olarak Türkiye'nin mesela milli savunma sanayinin güçlendiği bir dönemde, SİHA'ların, İHA'ların güçlendiği ve milli yazılımlarla bunların üretildiği bir dönemde, üstelik bunlar 30 yıllık işgali sonlandıran bir pozisyon almışken, Türkiye'nin milli savunma sanayine yönelik hamlelerde, sözlerde, söylemlerde bulundular. Türkiye'de bütün dünya yabancı yatırımlarla güçlenirken, ekonomilerini bunlarla güçlendirirken, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı, Başkanı olan kişi yurt dışından kredi almayı bir başarı olarak takdim ederken, Katar'ın 400 milyar dolarlık dünyada yatırım yapmış bir ülkenin Türkiye'ye birkaç milyar dolarlık yatırım yapmasını Türkiye'ye Katar Katar satılmak olarak lanse ettiler. Bu mu Türkiye'nin gündemiydi? Elbette ki bunlar Türkiye'nin gündemi olmamalıydı ama Türkiye'de muhalefetin gündemi sadece bu oldu. Ben burada yerli ya da milli bir muhalefet olmasını beklemiyorum artık. Gerçekten böyle bir ümidim kalmadı. O halkımızın da böyle bir ümidi kalmadı. Sadece biraz şahsiyetli olup kendi geleneklerine sahip çıkıp, hiç olmazsa işte Ali Bey'in söylediği gibi o sosyal demokrat ve sosyalist geleneğe birazcık hürmetleri olur. Altıncı filo, altıncı filo diyorlar ya. Öyle bir şeyin olmadığını, gerçekte artık o zeminde bulunmadıklarını net olarak görüyoruz. Ama biraz kendi tarihlerini hürmeten, kendilerinden biraz şahsiyetli duruş bekliyoruz. Peki. O kadar. Ali Asker Bey, bir cümle ekleyebilir miyim? Hocam, Ali Asker Bey'i bir dinleyelim hemen hocam size sözü vereceğim. Özür dilerim hocam bu arada. Şimdi Mehmet Bey, az önce de söyledim. Tekrar etmek istiyorum. Birincisi, bu makaleden bir şey çıkmaz. İkincisi, hocamın da az önce söylediği gibi makaleyi burada niyet okumak, işte makalenin arkasında ne vardı, önünde ne vardı, bunları konuşmak bence bana çok anlamsız geliyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 80 milyon vatandaşımız makalelere oy vermiyor. Bunu bir kere bilelim. ABD'nin söylemlerine göre de oy vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne Trump ne Biden, yani ikisi arasında, kötünün arasında tercih ettiğimiz zaman Trump diyorduk. Çünkü Trump tüccar bir adam. Tüccar olduğu için tüccarla anlaşılması daha kolaydı. Biden'ın devletçi bir yapısı olduğu için Biden'la Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşması daha zor. Onun için biz burada Biden'ın, ben mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Biden'ın seçilmesini istemiyordum. Neden? Çünkü Trump'la oturabileceğiniz bir zemin oluşturabiliyorsunuz. Ama anlaşabileceğiniz bir Cumhuriyet Halk Partisi'yle daha iyi anlaşacağını kendisi ifade ediyor. Ya böyle bir şey, böyle bir şey söz konusu bile değil. İnanın bana. Yani çünkü Türkiye
biraz sonra programda geleceğiz dış politikaya. Dış politikada Türkiye kendini aşmış durumda. Rol oynayan modelde. Artık Türkiye'nin kendini bölgede var ettiğini, evet ben oyun kurucuyum artık dediğini biliyoruz. Onun için... Ama bu noktadaki eleştiriye ne diyorsunuz siz? Yani mesela Murat Bey az önce dedi ya, yani burada CHP'nin durduğu ve işte diğer Millet İttifakı'nın durduğu yeri eleştiriyor Murat Bey. Mesela o noktada ne dersiniz? Ya şimdi Murat Bey bir torba açtı. Torbanın içine MLKP attı, PYD'yi attı, işte CHP'yi attı, İYİ Parti'yi attı. Yani bu torba öyle bir karmakarışık torba ki torbanın içinden neyi çekeceğimizi bilmiyoruz. Yani yok, HDP bileşenlerinden HDP, değil mi? HDP bileşenlerinden HDP, ya da yani HDP'nin içerisinde... Son seçimlerde birlikte hareket etmediler mi? O HDP bileşenlerin içerisinde ESP yok mu? Şimdi Figen Yüksekdağ ESP'nin eş başkanı değil mi? Tamam şöyle MLKP, bir şey söyleyeyim. ESP'nin yani, silahlı kanı bunu torbanın içine atmaya gerek yoktu. Yani bu makaleyle bu torbanın içerisinde... ayrımı ya yapmamız gerekiyordu. Ben ittifakın bileşenlerini anlatmak açısından söyledim. Yani şimdi diğer ittifakın bileşeni çok açık. Milliyetçi, muhafazakar, sağcı bir blok var. Çok net. Türkiye'nin sağ muhafazakar bloku. Değil mi? Bu tarafta diğer da blokunu onu anlamaya çalışıyoruz. Bütün yani, bir millet olarak onu anlamaya çalışıyoruz. Bütün millet hani olarak siz güvence yani, verdiniz CHP adına Trump'la ya da Biden'la da olsa da biz milli bir politika güdeceğiz diye CHP adına güvence verdiniz. Biz ama millet olarak böyle bir güvenceyi hissedemiyoruz bir türlü. Sorunumuz kesin, bu. Ya bu CHP sorunu ya da AK Parti sorunu değil arkadaşlar. Kendi menfaatlerinin dışında hiçbir zaman hareket etmez. ABD bugün makalenin yazılması, yazdırılması, kimin yazdırdığı yani bunları da bilmiyoruz. Perde arkasını bilmediğimiz bir şeyi konuşuyoruz burada. Yani gerçekten bizim gündemimizde bugün parti kapatılmaları işte gündemimizde olan işte dışarıda ülkemizin güçlü olması, ekonomimizin kötü olması. Ben bugün ekonomi çarklarının içerisinde ekonomik çarklarını çeviren bir iş adamıyım aynı zamanda. Yani dolar euro yapıp bankada bekletmeyen 2018'den beri 2017'den beri inşaat sektörünün sürekli ayakta durmasını sağlayan arkadaşlardan biriyim. Yani milliyetçilik, muhafazakarlık sadece söylemlerle olmaz. Yani devleti seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Hı. Ama ne yapıyorsun ülken için? Yani böyle makalelerden... SİHA yapıyorlar mesela, bu, İHA yapıyorlar. Tamam bunları yapıyorlar, ne güzel Bank işte yapıyorlar. Değil mi? Bunları bak, bunlar... Üstelik siz ülkemize... takdir ettiniz diyorsunuz ki Türkiye artık eski Türkiye değil. Değil. Türkiye bir aktör ülkedir. Türkiye aktör bunu kime ülke, borçluyuz? Evet. Onu da söyleyin. Bunu kime borçluyuz? Ya bunu... 18 yıllık AK Parti'lerle borçluyuz yani. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz öyle değil mi? Bakın, ama diktatörlükle itham edilen bir kişiden bahsediyoruz. Bakın konudan konuya geçiyoruz. Yani bir kere Cumhuriyet Halk Partisi olayını yani ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilen de gelmedim. Evet, onun sözcüsü de değilim. Ama dediğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu arada da söyleyeyim hiçbir partiye de üye değilim. Hı hı. O arada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu makaleyle ilişkilendirilmesi ya da bunun isminin deklare edilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan bir şey çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını beklerdim. Bu açıklamada emperyal bir devletin bize böyle bir makalede ya da bir Biden'ın böyle bir makalede bize yer vermesi bizim açımızdan Ali Bey çok herhangi bir şey söz konusu gerçekten değildi. İnanılır gibi çok iyi niyetlisiniz. Yani bu ittifakın bileşenlerinden bir tanesinin uzantısı PYD, Amerikan devleti tarafından on binlerce tank silahla donatılmış, tır silahla donatılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı savaştırılıyor. Beyefendi, emperyal devletler zaten PYD'yi şu an destekliyor. Evet. ABD bunu destekliyor. Biz bunun aksini bir şey iddia etmiyoruz. Işte ama bu, biz ama o Millet şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ama Cumhuriyet Halk Partisi'ye gidip PYD ile mi birleşti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı PYD'nin kendi topraklarını koruyan milli bir güç olduğunu söyledi. Ya söylemler bak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış böyle bir söylemde bulunmuş. Bu söylemi ona soracaksınız. Bu söylemi neden böyle bir söylem gereği? Yani nasıl biz tartışacağız yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı tartışalım şimdi burada? Hayır yani söyleyen kişiyle alakalı bir şey. Benim ama söylemek istediğim şey şu. Bu torbadan, bu attığınız torbadan, bu açtığınız konudan yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan yurttaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacak. Böyle bir şey yok. Yok, AK Parti iktidarlıktan yani alınacak. Böyle yani bir şey yok. Bir ona bakarsanız yani siz konuyu açıyorsunuz da mecliste bir AK Parti milletvekili dedi ki kazansanız da alamayacaksınız. Kim dedi?
Mevlüt Çavuşoğlu kazansanız alamayacaksınız demedi. Orada bakın, dedi lütfen ki seçimlerde kazanma ihtimaliniz olmamasına rağmen bunu söylüyorsunuz. Üstelik ya sonradan düzeltmeler kadar getirdi. Yok, yani o cümle biz aynen böyleydi. Hayır yani, yani tamam böyleydi de düzeltme hayır, getirdi Cumhuriyet sonradan. Cumhuriyet Gazetesi o yalanı ortaya koydu. Her zaman bakın, olduğu gibi manipülasyonla yalan haber yaptı. Yalan yani haber geleneğinde yani, olan şeyi yaptı. Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptı, şaşırdık zaten. Bu konuşmanın metni var. Ben canlı yayında dinledim. Canlı yayında dinlediniz. Yani böyle söylemler, şimdi biz bunun arkasında art niyet mi arayalım? Yani Mevlüt Çavuşoğlu böyle bir şey dedi. Biz bunun Mevlüt hayır, Çavuşoğlu'nun art niyet yok ki. Ya, işte belediye bunda art seçimlerinde yok ya. Orada mektupta Ekrem da bir kazandı, art mektup yok. Makalede de bir art niyet yok. Yani kazansa da koltuğu bırakmayacak dediler. Seçim günü Binali Bey çıktı dedi ki kazandı. Tebrik ederim dedi. Bitti. Ya, ama yani, o seçime gelene kadar iki seçim, yerindeyse, iki seçim kaçırdılar. Yok, iki seçim yapıldı. Hayır ama seçim yerindeyse bakın, biz Muharrem İnce'nin kaçırıldığını falan inanmaya başladık. Biz şunu savunalım yani, bir kere. Son paranoyak şey, dedi son üstelik yani. Son şunu söyleyeyim. Araya da bir kere çünkü Türkiye'de ülkemizde demokrasiyi özümseyemedik. Yani özümseyemediğimiz bir şeyi konuşuyoruz. Niye? Siyasi partilere bakın. Darbenin Türkiye'ye arkasında bakın duran partiler ya beyefendi, yüzünden. Bütün partiler 1982 Anayasası'na karşı. Doğru mu? Evet. Karşı değil misiniz? Tabii ki. AK Parti karşı değil mi? Onu değiştirmeye niye değiştirmiyorsunuz? Niye oynuyorsunuz anayasanın köşesinden, kıyısından, gerisinden, birisinden? CHP, niye değiştirmiyorsunuz? CHP yan çiziyor. Hayır, ne alakası var? CHP 2010'da, açıklama yaptı. CHP dedi şöyle, ki getirin anayasayı değiştirelim. 2010'da, ülkeye daha demokratikçi bir anayasa. Şöyle, 2010. Biz demokrasiyi özümseyememiş bir ülkeyiz. Ali Beyciğim, hiçbirimiz anayasada içimizde en temel problemlerimizden, halkımızın yaşadığı en temel problemlerinden birisinin çözümüyle ilgili anayasada değişiklik yapıldı. Türkiye'nin muhalefeti olan söylediğiniz şahıslar 411 el kaosa kalktı dedi. Parlamentonun iradesini yok saydılar. Hayır, neden bahsediyorsunuz? Hayır, kesinlikle. Temel haklara ilişkin 76 maddede uzlaşıldı. Temel haklar siyasal bir dağılım değil. Şimdi, devletin yönetimi değil. Bunu sadece siyasi partilerin yapacağı bir şey değil. CHP yani çizdi. Bu konuda ya, hocam, Ersan hocamın bir iki cümleyle hocam. Araya da gideceğim. O yüzden size de bu minvalde bir söz vereyim diyorum. Bir iki dakika var. Tamam. Ne dersiniz şimdi, hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Murat Bey'in başlattığı, Ali Esker Bey'in de biraz sıkıştığı bu polemikten kimseye bir fayda çıkmaz. Ali Esker Bey'i de anlıyorum ancak inanın bu tartışmanın siyasi parti anlayışında veya millete, bize hiçbir faydası yok. Şimdi Murat Bey ince noktalardan vurmaya çalışıyor, ince yerlerden. Ancak ben tekrar şunu söylüyorum. Biraz önce dedi ki Murat Bey, ya de hoca dedi durup dururken niye girdi bu yasama yürütme denklemine başkanlık sisteminde? Kendisi girdi, ben cevap verdim. Kendisi konuyu açmasaydı ben de buna cevap vermezdim. Diğer hususlar da öyle. Ancak ben tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Yerlik millilikten tutun da işte S-400'lerin devreye alınmasına karşı beklenen, ki bekleniyordu bu Amerika Birleşik Devletleri'nden bu tür bir yaptırımın geleceği. İkinci dilimde konuşacağız. Bütün gündemi buna bağlayıp yerlik, millilik veyahut da dış mihraklar üzerinden, yani Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir memleket. İktisadi sorunlarını çözersen yürür. Yoksa başka memleketler bu kararları almış, şu kararları almış. Ha, ben diplomasiyi zayıflık olarak görmeyenlerdenim. Aksine güçlendirilmesi lazım. Dünya böyle yürüyor. Bu büyük memleketler, güçlü memleketler içinde böyle, orta ölçekler ve daha aşağı kademeli olanlar için böyle. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Esas sorun bu. Bir yer daha var, onu da söyleyeyim. Faizler artacak mı? Bakın not almış. Enflasyon, asgari ücret ne olacak? Zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Tüketim ve hizmete. Kiralar, eğitim, öğrenim, açılmayan okullar. Bunlara bizim konsantre olmamız lazım. Biraz önce Murat Bey dedi ki, ya dedi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye yurt dışından faizle kredi alıyor? Bunu maharet mi sayıyor? Keşke bu ülkenin yerli milli bankaları verseydi. Niye vermedi? Niye veremedi? Hocam. Acaba bölünmesin. Acaba bir anlayıştan veremedi? Hocam bölünmesin. Başka bir sebeple mi oldu? Ben bir araya gitmem lazım. İkinci dilimde devam ederiz. Lütfen benim birkaç cümlem daha. Tamam, ben ilk sözü size vereceğim. O yüzden hani tamam, bölmek istemedim ama araya gitmem lazım. Son raddedeyiz. Ben borç alınmasına karşı çıkmadım bu arada. Tamam. Onu bir konuşuruz. Tamam. Olabilir. Ben borç alınmasına karşı çıkmadım. Borç alınmasının bir başarı gibi gösterilmesi. Başka çaresi yoksa, kaynağı yoksa. Hayır, ben nereden alırsa alsın, borçlu yapacaksa yapsın, ben onu söylemiyorum. Ama bu bir başarıysa diğerinin. Hocam bu bir başarıysa diğerinin yatırımı neden şey değil? Ben borç almayı görmüyorum. Şu arayı bir verelim de rahat konuşalım Ersan hocam. Arayı bir verelim, rahat konuşalım. Peki, kısa bir ara.
Programımıza devam ediyoruz efendim. Konuklarımızla birlikte artık yavaş yavaş bir yere geldi konu. Şimdi bir değerli konuğumuz daha var. Ankara stüdyomuzda emekli Hava Kor General Sayın Erdoğan Karakuş da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz, sağ olunuz. Şimdi tabii ilk dilimden bir ufak bir tartışma kaldı. Onu hemen isterseniz bitirelim. Ersan Hocam'a bir söz vereceğimi söylemiştim. O yüzden bu dilimin başında hemen Ersan Hocam hızlıca yarım kalmıştı. Orayı bir tamamlayalım lütfen. Tamam, lütfen. Türkiye Cumhuriyeti'nde tabii tartışmalar sağlıklı yapılamadığı için bazen söylenen sözler cımbızla çekilip hani onu fiilen icra etseniz başınız bu kadar derde girmez. Ama meseleler farklı yerlere çekilip yorumlandığında işleri tartışmak, meseleleri tartışmak hakikaten musallabeyi güçleşiyor. Örneğin Anayasa Mahkemesi'ni tartışmaya kalkıyorsunuz. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi efendim işte tweet atıyor. Ondan sonra alınıyor. Anayasa Mahkemesi verilen kararlar, kararların bağlayıcılığı, bunların uygulanıp uygulanmaması, hukuk devletine verdiği zararları tartışmayı yapamıyorsunuz. Konu kayıp başka yere gidiyor. Şimdi Katar meselesinde de aynı şekilde oldu. Dikkat ederseniz son aşamada öyle bir yere sıkıştı ki tartışma ordu üzerinden Türk ordusuna kadar getirildi. Esasında konu bu değildi, olmaması gerekiyordu. Meselenin iktisadi tarafını tartışırsınız, yapılan yatırım, şeffaflık, bunların toplumla paylaşılması, paylaşılmıyorsa sebebi... Örneğin ben size şuraya not ettim birkaç husus var, hemen ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne diyorsunuz ki hala bir devlet sırları kanunu yok. Aynen şehitlik ve gazilik kanunun olmadığı gibi. Bilemezsiniz neyin sır olup olmadığını bu ülkede. Sadece bir hüküm vardır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 47. maddesi Mustafa Bey. Onun evet. dışında ne devlet sırrı ne değil bilemezsin. Oysa hukuk devletinde neyin devlet sırrı olup olmadığını bilmek ve bunun şeffaf toplumla paylaşılması gerekir. Ama tartışmayı burada yapamadık ki. Bu zeminde kalamadık. Mesele öyle siyasileşti. Öyle farklı yerlere gittik ki yine yerlik millik üzerinden yapılan tartışma başını götürdü farklı yerlere. Dolayısıyla ben tartışmaların daha sağlıklı, kısır döngü, siyasi hizmetleşmeden öte hakikaten halkın yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bu toplumun sorunlarına duyarlı sahada, hayatta yaşanan bu sorunlara karşılık gelip çözüm önerileri içerecek tartışmalar olması gerektiğini söylüyorum. Bu anlamda biraz önce yapılan tartışmanın fayda sağlamayan yerlerine kendi adıma işaret ediyorum. Evet. Sizin Murat Bey ekleyeceğiniz bir şey yok değil mi? Şimdi tabii hafta içerisinde S-400 dolayısıyla Amerikan yaptırımlarını, Katsa yaptırımlarını da çok konuştuk. Tabii bizi yakından ilgilendiriyor. Bir, işte önümüzdeki sürece sürekli bir atıf yapılıyor. Yani özellikle Mart ayı bu açıdan kritik bence. Hem Avrupa Birliği'nin işte yaptırımı Mart ayına yaptırım kararını ertelemesi, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu mevcut yaptırımları belki uygulanacak mı uygulanmayacak mı onu tartışacağız belki. Şimdi Sayın Erdoğan Karakuş, biz hafta başı sizinle bu konuyu konuşurken ilginç bir çerçeve çizmiştiniz. Gerçekten önemliydi benim için. Yani Türkiye'nin çevresinin de Amerika Birleşik Devletleri tarafından kuşatılması noktasında. Sizin şu anda geldiğimiz noktada şöyle bir fotoğraf çekecek olursak neler var o fotoğrafın içinde? Ne dersiniz? Şimdi bakın zaten bu yaptırımı iki yönden görmemiz lazım. Birincisi tamamen F-35'lerle ilgili. Yani Türkiye F-4 uçaklarının yerine F-35 uçakları alarak 40 yıl ötesine kadar bu efendim uçak sorununu halletmek isteyen bir noktada idi. Başlangıçta da Amerika Birleşik Devletleri adeta bizi feci bir şekilde davet etti. Yani öyle tarif edeyim. Çünkü ne şekilde bir uçak yapılacağı, ne şekilde bir uçağın ortaya çıkacağı belirsiz iken Türkiye buna efendim yardımcı oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mali ihtiyacı olan o sırada belirli bir katkıyla F-35 projesine girdi. Dolayısıyla efendim belirli noktaya geldikten sonra F-35'lerin işe yarar olduğu ortaya çıkınca Amerika Birleşik Devletleri çeşitli yöntemlerle bu işi S-400'e bağlayıp
kendisini efendim F-35 vermeden Türkiye'yi kuşatma siyasetine girdi. Şimdi bunu çok iyi bilelim. Birincisi, bu kuşatma içerisinde Dede Ağaç vardır. Bakın, birincisi söylüyorum, bakın bu da çok önemlidir. Dede Ağaç'a efendim malumunuz orada hava üssü aldı Yunanistan'dan. Evet. Efendim bahanesi işte oradan kalkan uçaklarla Bulgaristan üzerinden Karadeniz'e çıkacağını belirterek Dede Ağaç'ı aldı. Bir de Larissa'yı aldı tam yani Yunanistan'ın ortasında bir yer olarak. Gene orada hava üssü aldı. Ama Dede Ağaç çok önemliydi Türkiye açısından. Niçin önemliydi? Çünkü bizim Yunanistan'la efendim herhangi bir savaş konumunda olduğumuzda Meriç'i geçtikten sonra karşımızda Dede Ağaç var. Düşünün, bir Amerikan efendim üssü var karşımızda. Bizim caydırıcılığımızı, yani bizim kara birliklerinin Selanik'e doğru harekatını kesme amaçlı bir işlemdir bu. Bizi sarıyorlar. Yani bunu herkes pek o kadar önemsemedi. Ne benim Dede Ağaç'ta efendim aldığı üst Rusya'ya karşı işte Karadeniz'de uçaklarını uçurabilmek için oradan kalkacak çok kısa bir yer efendim Bulgaristan'a geçecek. Bulgaristan'dan sonra işte Rusya'yı sıkıştıracak Karadeniz'de şeklinde görüldü. Ama bu aslında Türkiye'nin caydırıcılığını, Yunanistan'a karşı caydırıcılığını ortadan kaldırmaktı. Şimdi şu anda efendim şu Türk Hava Kuvvetleri ile Yunanistan Hava Kuvvetleri 3 aşağı 5 yukarı eşit seviyededir. Şimdi biraz evvel söyledim, sizin en güçlü yanınız kara gücü iken efendim sizin kara gücünüzün kullanma yerini Amerika Birleşik Devletleri tıkıyor. Tıkama mevziği yapıyor. Yani sizi sarıyorlar. Öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot vermiyor. Yunanistan'ın 6 tane Patriot bataryası var. Bunun yanı sıra S-300'ü var. Şimdi bir de bunun arkasından da görüyorsunuz ki bize verilmeyen F-35'ler Yunanistan'a veriliyor. Şimdi tasavvur ediniz efendim. Yunanistan'dan kalkan bir uçak bizim radarlarımıza görünmeden, bizim radar uçaklarımıza görünmeden Sivas'a kadar efendim harekat icra edebilecek. Bir şöyle tasavvur edin bakalım. Yani güç değişimini görün. Evet. Bunun yanı sıra efendim Fransa'dan Rafale uçaklarını alıyor. Rafale uçakları da etkin uçak tarzı. Yani sayısal olarak da Türkiye'den daha fazla bir hava gücüne erişip Türkiye'ye efendim bir yerde Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Libya'da eğer ödün vermezse Türkiye'ye tehdit yapıyor Batı. Bunu o şekilde teşvik ediyor. Evet. Şimdiye kadar Yunanistan genelde NATO birliklerinde %2 bütçeden efendim yatırım yapma, savunma sanayisine, gayri safi milli hasıladan efendim hak verilirken genelde NATO'da efendim bir yerde iktisadi durum bozulmasın ülkelerinin diye %2 uygun görülmüştür NATO'da. Halbuki Yunanistan %4.4 yıllarca efendim savunmasını ayırdı. Adeta iktisadi durumunu çökertti. 20 milyar dolarlık uçak aldı. Bizde 29 tane uçak var. F-16'nın en son modeli. Efendim Yunanistan'da 98 tane var. Efendim Miraj var. O yani belirli miktarda da Miraj'ı var. Şimdi ben soruyorum. Bu 20 milyar doları şu güne kadar Yunanistan niye yatırdı? Yani eğer Türkiye'yi tehdit görmese bu kadar yatırıma girmesi söz konusu olur muydu? Peki ancak biz, tabii ki iktisadi durumu çöktü. Peki biz sadece onun üzerine S-400'le... Almanya'dan biliyorsunuz 100 milyar euro gibi kredi aldı. 100 milyar euro gibi... Sayın Karakuş, biz sadece S-400'le peki bu dengeyi değiştirebilecek miyiz ki? Yani şu anda söylüyorum. Yani denge kısa bir süre sonra daha da fazla Yunanistan'ın lehine dönecek. Peki.
Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet, doğru. Şimdi Ali Asker Bey, siz ne bakın, diyorsunuz? Bakın 2021 yılında F-35'leri almaya başlayacak. Aynı hı-hı zamanda efendim malumunuz Rafale uçaklarını almaya başlayacak. Şu anda eşit diyorum. Hava gücü evet açısından şu anda eşitiz. Onu söylemek istiyorum. Ve destekçileri de şu anda efendim bu savunma harcamasını 5 kat daha çıkarabilirsin dediler. Bunu kim dedi? Amerika dedi. Efendim işte Almanya dedi. O dedi, bu dedi. Efendim siz tabii konuşurken bizim stüdyomuza... Aramıza kara kedi girmedi inşallah. Kara kedi değil ama stüdyomuza bir kedi girdi şu anda. Çok da tatlı. Ben şöyle... Görün görün evet, arkadaşlar. Evet, tamam, gördüm, gösterin gördüm arkadaşlar. Buradan Ankara'dan sorun görülüyor. Sorun herkes değil. Şöyle... Sefa bir gelsin de Sefa alsın bari kediyi ya. Bence yayına hoş geldin devam edelim. Sorun olma. Yayına aynen. Kedimizle o devam edelim. O erkek kedi. Evet. Çok da tatlı. Beni sevdi. Yalnız Mehmet Sarı sizden kaçtı, bana geldi. Ben, evet evet. Ama çok sempatik. Peki tamam biz devam edelim. O oynasın burada, sorun yok. Benim kalemle oynuyor. Peki Ali Asker Bey. Tabii şimdi, tabii sorun değil efendim. Şimdi yani şu anda da yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bazıları Türkiye'ye karşı tehdit oluşturabilmesi için Türkiye'yi efendim Libya konusunda olsun, Doğu Akdeniz konusunda olsun, Kıbrıs konusunda olsun geri adım attırmak için Yunanistan'ı silahlandırıyorlar. Peki. Peki. Durum bu merkezde. Peki. Tamam. Gelelim bakalım bu Katsa konusuna. İsterseniz şöyle Katsa bir konusuna Sayın Karakuş şöyle yapabilir miyiz? Bir şey çizdik, bir çerçeve çizdik. Katsa konusuna da gelelim. Diğer konuklardan da bir görüş alalım. Hemen döneyim size. Ali Asker Bey siz ne diyorsunuz? Şimdi memnuniyetle. Komutanımızın dediği birçok şeye katılıyoruz. Doğru söylüyor ama S-400'ler sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne alındığı için ABD'nin yaptırımları söz konusu değil. Burada bir kere Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da yani dünya ülkeleri içerisinde Irak'ta söz sahibi olması, kendi başına politika üretmesi, Türkiye'nin tek başına politika üretmesi ve bölgede güç unsuru haline gelmesi ABD'nin işine gelmiyor. ABD'nin işine gelmediği için bu Katsa'nın üzerinden Türkiye'ye yaptırım yapmaya çalışması. Bu yaptırımlar da çok öyle gerçekten hani bizi etkileyecek yaptırımlar değil. Çünkü pandemi dönemiyle ekonominin evet de sıkıntıları olduğu için bu yaptırımları çok hayata geçirebileceğini düşünmüyorum. Birkaç tane sanayi alanında sanayi savunma başkanını alması. Yani biz Türkiye'nin Orta Doğu'da güç sembolü haline gelmesi, hı hı, tek başına politika üretmesi, burada Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığı oluşturulmuştur ABD'de. Bu emperyal devleti ABD'ye ben az önce de söylemiştim. ABD hiçbir zaman Türkiye'de kendi işine geleceği partilerle ya da siyaset çizgisiyle birlikte oyun kurmaya çalışır. Yalnız Türkiye gerçekten şu an hükümete ve Türkiye'ye dış politika anlamında not vereceksek tam not vermek zorundayız. Çünkü dış politikada gerçekten Türkiye'nin olmadığı bir yer yok. Yani bugün Suriye'ye bakıyorsunuz, Türkiye orada oyun kurucu. Hı hı. Irak'a geçelim, tekrar keza Türkiye orada oyun ama kurucu. Şimdi ben dersem ki Kemal Bey sizinle aynı fikirde değil galiba dersem ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bakın az önce de söyledim. Ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Eyvallah. Bunu bilin. Onu biliyorum. İkincisi yani Kemal Kılıçdaroğlu onu düşünüyor. Benim düşüncem Türkiye dış politikada. Siz diyorsunuz ki ben aynı görüşte dedim. Değilim. Ben Sayın Erdoğan'ın doğru adımlar attığını düşünüyorum mu diyorsunuz? Türkiye'nin şu an doğru adım attığını dış politikada. Yalnız sadece bir eksiğimiz var. Lobi eksiğimiz var. Bu lobi eksiği, yani bu yaptırımlar sadece kendi başına işte ABD'den çıkan yaptırımlar değil arkadaşlar. Burada Yunan lobisi var, bunun içinde Ermeni lobisi var, bunun içinde Fransız lobisi var. Bu lobilerin yani bizim lehimize çalışan lobilerin sürekli Avrupa Birliği'nde olsun, ABD'de ve Amerika'da olsun bu lobilerin sürekli bizim aleyhimize
çalıştıklarını görüyoruz. Ama Türkiye'nin bu lobi konusunda bir ayağının olmadığını görüyoruz. Yani biz tamam sahada çok iyiyiz ama masada kaybediyoruz. Yani masada kaybetmememiz için yeni lobilerin ya da lobi desteklerini oluşturmamız lazım. Hı hı. Ama bu Fransa olur, ama Almanya olur. Yani Almanya'nın bize bakış açısı biraz daha sıcak, daha olumlu diyelim. Yani bunu bu devletlerle yeni bir lobi oluşturarak masada kaybetmememiz gerekiyor. Evet. Ama sahada gerçekten Türkiye Cumhuriyeti şu an oyun kıran düzeyde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikada kesinlikle yani seçimleri belirlemeyecek ama ben tam not veriyorum. Kesinlikle dış politikada güçlüyüz. Evet. Bunu söyleyebilirim. Evet Murat Bey. Ben Ali Bey'e tebrik ediyorum gerçekten. Hakkaniyetli davrandığı için çok doğru. Yani biz bütün Türkiye'deki kesimlerin en azından Türkiye'nin uluslararası siyasetini, milli meselelerini ilgilendiren hususlarda böyle tavır sergilemesini bekliyoruz. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yurttaş olarak bunu bekliyorum. Bu açıdan Ali Bey'i tebrik ediyorum gerçekten. Türkiye bu S-400 tartışmaları esnasında sürekli şöyle bir şeyle karşılaştık. Türkiye acaba Batı bloğunun bir parçası mıdır? Olmalı mıdır? Yani F-35'leri alarak Batı bloğuyla beraber hareket etmeli midir? Yok S-400'leri alarak Rusya'nın bloğunun içerisinde mi yer almalıdır? Bir kere şu bir gerçek ki artık bu Soğuk Savaş döneminin bloklar siyaseti tamamen çökmüş durumda. Bu Çin'in, Hindistan'ın, Rusya'nın ya da ABD'nin küresel bir güç olduğu gerçeğini yadsıyarak söylemiyorum bunu. Fakat Ali Bey'in de söylediği gibi Türkiye artık hem bölgede hem Orta Doğu'da hem Kuzey Afrika'da gerçekten kurucu bir aktör. O açıdan Türkiye'nin herhangi bir pakta ihtiyacı olmaksızın herhangi bir devletle ilişki kurması, bu savunma sanayinde de olabilir. Bu mümkün. Ben F-35'lerin alınması konusunda da Türkiye yeniden Amerika ile bir işbirliği içerisine girebilir. S-400'lerle ilgili alabilir. Herhangi bir paktın parçası olmaksızın. Çünkü Türkiye 2010 yılından beri çok açık ve net bir bağımsızlaşma siyaseti izliyor. Orta Doğu'daki pek çok rejimden çok farklı olarak, hatta Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülkeden çok farklı olarak Türkiye bölgesinde ne Doğu ne Batı, ne Doğu'nun emperyalist güçlerinin ne Batı'nın emperyalist güçlerine teslim olmadan ama onların tamamıyla kendi milli çıkarlarını öne çıkartan bir siyaset gütmeye çalışıyor. O açıdan S-400 meselesine ve Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında da böyle bakmak lazım. Türkiye yaptırımının Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlenmesi ilgili bir boyutu olduğu gerçek. Bir yandan da Amerika bunun üzerinden Rusya'ya karşı da bir mesaj veriyor. O açıdan hani Putin'in Türk siyasetini övmesi, takdir etmesinin de böyle bir arka planı var aslında. Evet. Ersan Şen Hocam, sizin görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa uluslararası alan, uluslararası ilişkiler duygusallıklar üzerine değil, çıkar yani menfaatler üzerine dizayn edilmiş. Bu hep böyle gelmiş. Bundan sonra da böyle gidecek. Bir defa Yunanistan'ın batıp batmaması, iktisadi açıdan biraz önce Ankara'dan kıymetli büyüğümüz söyledi. İktisadi riskleri alıyor. Emperyalizm veya silah tüccarlarının, silah satıcılarının güçlerini, paralarını kazanma kaynaklarına baktığınızda dünyanın belli yerlerinde çıkarılan kargaşa ve savaşlarla birlikte bu zenginleşmelerin arttığını, özellikle verilen korkularla o karşılıklı komşu ülkelerin bir araya gelemeyip aksine birbirlerinden uzaklaşabildiği, İran'la Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafında komşularla münasebetlerine baktığımızda hep bu korkuların deyim yerindeyse pompalanması suretiyle bu memleketlerin silahlandırıldığını ve bunlar da büyük güç kazandığını bu emperyal güçlerin görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayi yatırımlarında elbette %70'ini yapabildiği aşamaya gelmesi son derece sevindirici, daha da ileri götürmesini istiyoruz. Silahlanmanın iyiliği açısından demiyorum ama bulunduğunuz coğrafya etrafınızda bulunan yangın yerine dönüşmüş, devletlerin birer birer çöktüğü, çöken devletlerin milletlerinin ne hale geldiği, çünkü yaşanacak bir ülke devlet olmadığında insanların ne kadar sahipsiz, çaresiz kalabildiği bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında geçmiş imparatorlukları batırmış, uygarlıkları batırmış bu Anadolu coğrafyasında ayakta kalabilmenin maalesef iktisadi alanda ve bir o kadar da askeri alanda güçlü olmayı size mecbur kıldığı bir gerçek.
Şimdi hava savunma sisteminin Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olduğu konusunda tereddüt yok. Bunu biz NATO müttefikimiz olan ülkelerden, sonra Çin'den, ki Çin'den çok az kalmıştı ve alabilme imkanını elde etmiştik. Oraya da Amerika Birleşik Devletleri hayır demişti ve en son biz S-400. S-400'ün askeri açıdan, politik açıdan tercihinden fayda olup olmaması, harcanan para ne kadar devreye alınıp alınmayacağını tartışmasını ben yapamam. Çünkü ben hukukçuyum, sözleşmelere bakarım. Orada yükümlülüklere bakarım. Kağıtsa yaptırımları, bu yaptırımların itirazının mümkün olup olmadığına bakarım ama askeri açıdan ne kadar başarılıdır değildir. Bu benim uzmanlık alanım değil. Bunu ilgili arkadaşlar açıklıyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. Patriotların verilmemesi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda hala mevcut başkanı Trump bunu söyledi. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti haklı dedi. Bu açıklamayı yapan ben değilim. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Biden'ın ne açıklama yapıp yapmaması tabii elbette seçilmiş başkan 20 Ocak'ta görev başladığında önem taşıyacak. Ancak şimdi gördüğümüz yerde bizim şöyle bir bize karşı beklentinin olduğunu görüyoruz. Uyumlu olun. Türkiye Cumhuriyeti uyumlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti uyumlu olsun denilen yerlere baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan en büyük iki kriz, Fethullahçı yapılanmanın liderinin ve etrafındaki şürekasının hala hukuka riayet edilmeden Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda olan ikili antlaşmaya uygun davranmayan Amerika'nın tercihiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmemesi, adalet önüne çıkarılamaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi koruma kollama görmesi. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı esasında en büyük sıkıntı, belki ikincisi, birincisi olacak, Suriye, Fırat'ın doğusu. Uydu garnizon devlet projesinin aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kararlılıkla devam ettirilmesi. Bu konuda James Jeffrey'nin son yaptığı açıklamayı gördüğünüzde, eğer Türkiye Cumhuriyeti o terör koridoruna yaptığı müdahaleyi bizimle sözleşme affetmek suretiyle durdurmasaydı biz ekonomi açısından Türkiye Cumhuriyeti'ni batıracaktık. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda alışkanlık haline getirdiği ve sürekli Türkiye Cumhuriyeti'ni teşvettiği bir argüman. Demek ki bizim iktisadi alanda, o kamu kaynaklarında, kıt kaynaklarda, kamu kaynaklarını israf etmeyerek, yolsuzluk iddialarının tümüyle önüne geçerek gerçekten bu milletin parasını, vergilerini toplanan bütün o kaynaklarını doğru dürüst en iyi şekilde şeffaf, hukuki bir biçimde, denetim açık bir şekilde kullanmamız gerektiğini ve iktisadi sorunlarımızı çözme yönünde ciddi somut adımlar atmamız gerektiğini ortaya koyuyoruz. Yani siz yine bunun da iktisatla alakalı olduğunu söylüyorsunuz. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Paran varsa, gücün varsa masada kuvvetlisin. Hı hı. Bakın iki argüman vardı. Hukukta, demokraside gelişmek için bizim Batı'nın birilerinin sopasına ihtiyacımız yok. O zaten bizim tercihimiz. Türkiye Cumhuriyeti Çin olma yolunda demokraside, hukukta değil. Hı hı. Rusya'yı da değil. Orayı takip etmiyor. Sayın evet. Cumhurbaşkanı bunu açıklıyor. Samimi olduğunu da düşünüyorum. Bizim yüzümüz Batı'ya dönük diyor. Bu Batı'ya dönük olmak kültürelde başka alanlarda değil. Esasında bir anlamda hukuktadır. Peki. Orayı işaret ediyor. Kişat ve hürriyetlerindedir. Bunun geliştirilmesindedir. Nitekim en son hukukta reform iddiasını ortaya koyması, ümit ederim kararlı bir biçimde gelip geçici birkaç dosyadan ibaret kalmaz. Hı hı. İşte Kavala'nın, Demirtaş'ın dosyalarıyla ilgili sürekli bu mesele deyim yerindeyse sulandırılıyor. Hı hı. Bu değil. Bu millet 83 milyondan oluşuyor Mustafa Bey. Herkesin hukuka, adalete ihtiyacı var. Evet. Herkesin. Yani bu sadece bilinen bazı isimlerin değil. Eğer suç işlemişler varsa bunların karartılmaması lazım. Hukuk her zaman işlemeli. Sadece birileri bir zaman istediği için değil. Biz hukukta, demokraside, gelişmede Batı'nın sopasına, Batı'nın dayatmalarına ihtiyacımız yok. Peki. Türkiye Cumhuriyeti'de AK Parti... Toparlayabilirsek hocam çok sevinirim. Bunda son derece kararlı olmalıdır. Çünkü bu bize kazandıracak. Aksine sıkılaşmak, daraltmak, kişak ve hürriyetlerini kısıtlamak bize fayda sağlamayacak. Ama bunun üzerinden şunu da söylemiyorum. Bir siyasi partinin çıkıp veya birilerinin siyasi parti kurmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, kişak ve hürriyetlerini tehdit etmesine, ayrılıkçı anlayışa da hiçbir demokratik toplum izin vermez. Bunu Almanya'da göremezsin, Fransa'da da göremezsin, İngiltere'de de göremezsin, İspanya'da da göremezsin, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç göremezsin. Dolayısıyla hiç kimse de bize kalkıp da efendim işte yumuşama politikasına gireceğiz, tekrar çözüm süreci gibi aşamaları acaba tekrar yaşasak mı gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 911 kilometrelik Suriye hattında, o ateş hattı orada dururken Türkiye Cumhuriyeti asla böyle bir kandırmacaya kendisini kurban etmez. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ana kavgası, biraz önce Sayın Komutan'ın söylediği, belki Gediağaç'ta o sorun olabilir, başka yerlerde olabilir.
Bizim kalbimizin attığı yer Fırat'ın doğusudur. Suriye'nin üniter yapısı toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Orada bir parçalanmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin esasında Sykes-Picot, o sözleşmeden bu tarafa devam eden o Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu tarafa parçalama, yönetme idealinden hala emperyal güçlerin vazgeçmediğini görüyoruz. Biz Doğu Akdeniz'de haklıyız. Biz Kıbrıs'ta haklıyız. Biz adalar konusunda haklıyız. Evet. Bizi Ege'de, Antalya'nın belli yerlerine Akdeniz'de hapsetmek isteyen Batı'nın veya bazı devletlerin dayatmalarına karşı durmalıyız. Ama diğer taraftan da hayatınıza devam edeceksiniz ve diplomatik alana bu meseleleri masaya taşımak suretiyle askeri gücünüzü kullanacaksınız. Ama hukukta haklılığınızı, bu ülkenizde haklılığınızı, karasularında haklılığınızı, Kıbrıs'ın bir Yunan veya Rum adası olmadığını, tüm bunları tüm dünyaya, herkese küsüp içimize kapanarak değil, haykırarak anlatmak durumundayız. Bu konuda bizim tabii biz haykırırız da. Biz haykırırız da onlar işte kulaklarını tıkadıkları sürece o haykırışı duyarlar mı? Şöyle söyleyeyim size. Bakın şunu söyleyeyim, siz beni çok iyi anlayacaksınız. Çin gibi gücün olursa, Rusya gibi farklı bir gücün olursa, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücün olursa kimse sana dokunamaz, yaklaşamaz. Biz bunun birincisiyiz. Doğru. Biz elbette bu anlamda gelişmeye çabalıyoruz. Elbette birilerinin boyunduruğuna girmemeye çalışıyoruz. Hocam elbette, şimdi... Ama bu birlikte beraberlik olur, ama bu sadece belli zamanlarda birlik beraberlik değil. Siyasetin bir defa sert dili bırakması lazım. Yani sen yerlisin, ben milliyim, o değil, bu değil diyerek ayrıştırıcı lisan. Yani şu anda bir siyasi parti üzerinden konuşmuyorum. Onu bir kenara koyuyorum. Anladım. Zaten onların samimiyetinde sorun var. Ben biraz önce size söylemeyi unuttum. Bak, o siyasi parti ne söylüyor hala? Diyor ki efendim, diyor, biz bağımsız izleme heyeti istiyoruz. Hangi bağımsız biz izleme heyetini istiyorsun? Şişak ve hürriyetlerinden bahsediyorsun, ondan sonra ayrılıktan, özerk yapıdan, federasyondan bahsediyorsun. Ben seninle birlikte hareket edemem kardeşim. Ha, şu da yok. Bakın şunu da söyleyeyim size. Bunu uluslararası alanda uzmanlar bilir. Her sorunu Mustafa Bey çözeceksin diye bir kaydı yok. Fransa'da Korsa sorunuyla yaşar, İngiltere'de İskoçya sorunuyla yaşar, Amerika Birleşik Devletleri'de Texas sorunuyla yaşar, İspanya'da Bask sorunuyla yaşar. Dünyanın her yerinde sorunlar vardır. O sorunlarla yaşamayı bileceksin. Peki hocam. İlla çözeceksin diye bir kaydı yok. Ve bir de şu var. Deyim yerinde ise benzinin yettiği kadar yol alabilirsin. Yani biz güçlü olacaksın. Özellikle sahada güçlü olabilmek için iktisadi ve askeri alanda. Askeri alanda gücümüzle tartışma yok. Ama bunu iktisadi alanla taçlandırmazsak elbette bizi Amerika Birleşik Devletleri de, Almanya'da, başka memleketler de kendi çıkarları uğruna sıkıştıracaklardır. Peki. Ve bizi rahatsız etmeye, geleceğimizi tehdit etmeye çalışacaklardır. Kötü niyetli oldukları için demiyorum. Emperyal güç oldukları için. Emperyal güç oldukları için. Bağlı bir ülke olmanın tadını bunlar yaşamak istiyorlar. Bizim bunu vermemek için elbette. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile. Hocam Mehmet Sarı da bekliyor bu arada. Söz hakkını bekliyor. Son cümle söylüyorum. Tamam. O Irak tezkeresi. Askerlerinizin başına çuval geçirmesi. Amerika Birleşik Devletleri ile elbette ne kadar kızgınlığımın olduğunu söyleyeyim. Ama ne yapacaksınız? Belli yerlerde ortak hareket etmek durumundasınız. Yoksa 10 bin kilometre öteden gelmiş memleketin Suriye topraklarında beni tehdit edecek bir biçimde orada yapılanması, kapılanmasını bizim izin vermemiz söz konusu olabilir mi? Elbette olamaz. O olmamasıdır zaten. Peki. Sayın Mehmet Sarı. Bu arada Erdoğan Karakuş'a da çok biraz sonra soracağımız şeyler de var. Yani bu Ersan Hocam'ın anlattığı birçok konuda da sorarız. Mehmet Sarı'dan bir yorumunu alalım. Şimdi ortak akıl zaten aynı şeyde buluşur. Problem yok. Aşağı yukarı aynı argümanlarda, aynı söylemde buluşur. Şimdi yani Türkiye'nin yaşadığı coğrafyadaki tehditler, bu tehditlerin birinci noktada dostlarımızın en büyük düşmanlarımız olduğu gerçekliğini biliyoruz. Hı hı. Sözde ifade etmek zorunda kaldığımız dostlarımızın ya da aynı ittifakın içerisinde bulunduklarımızın, sayın komutanımız zaten yakın tehdidin, yani gelmekte olan bir cisim yaklaştığını çok net bir şekilde ifade etti. Yani tehdidin yaklaştığını ifade etti. Bu, şimdi bunu görmek için, bunu tekrardan test etmek için yani evet uzmanlarımız ifade ediyorlar ama gerçekten Türkiye'deki gözlerin hepsi de bunu idrak ediyor. Yakinen idrak ediyor. Hı hı. Şimdi unutmayalım. Yani şimdi tarihi tekraren ifade etmek durumunda kalmayalım ama bir arayışın, bir çabanın, bir varoluş mücadelesindeki buradaki bir dirayetin hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle, Türkiye çok bağımlı, kendi içerisinde adam edilmiş, kontrollü çevredeki, kendilerince batı zaviyesinden söylüyorum. Hı hı. Bir yapıdaki bir devletten kendi kendine bu sefer gerçekten bağımsızlığını,
kendi kendi sözünün coğrafyasında, dünyada sözünün dinlenilebilirliğini ifade etmeye çalışan bu çerçevedeki bir arayışın içerisinde. Bu arayış zaman içerisinde unutmayalım. Şimdi 2003 yılındaki o tezkere meselesi önemli bir kırılma noktasıydı. Evvelini düşünelim lütfen. Evvelinde koşulsuz bölgedeki Amerika'nın direktifleri çerçevesinde mahkum edilmiş bir ülke durumundaydı. Yani şimdi biz bu gerçeklikleri unutmadık. Belki genç dimağlar bu meseleyi gerçekten idrakta belli noktada haklı olarak haberdar olmayabilirler. Ama yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar Türkiye'nin o günkü koşullardaki mecbur kaldığı, yani istemese dahi mecbur kaldığı reel siyasetini biliyordu. Yani o denge politikası açısından bloklar arasındaki işte Rusya-Amerika çekişmesi içerisindeki o pozisyonel ve dolayısıyla denge siyasetini yürüterek belli noktalara gittiği dönemler de oldu. Evet, Osmanlı'nın son dönemi böyleydi. Ama nihayetinde 2003'lere geldiğimiz evreye kadarki süreçte şunu gördük biz. Evet, Batı'nın koşulsuz tabir caizse direktifleri çerçevesinde ya da pozisyonel itibariyle verdikleri rol çerçevesinde hareket eden bir yapıdaydı. Ama geldik işte süreç ilerledi, dendik ya Irak'a müdahale edilecek. Dendi ki bir dakika, yani edilmesin, 1 Mart tezkeresinin çıkmamasında evet dönemin iktidar partisinin çok ciddi bir etkisi oldu. Ama ben Muharrem İnce'den de Sayın İnce'den de çeşitli stüdyolarda beraberdik. Orada kendisi oranın background'unu, geri planda yaşanan şeyleri de anlattı. Yani o tezkerenin çıkmaması için. Gerçekten işte kapalı, işte partilerin grup kararı almaması vesaire filan süreçleri ifade edildi. Bu Türkiye'nin o çevrede Irak'a müdahale noktasında aldığı önemli bir tarihsel karardı. Ama bunun üzerimize bir vebali olaraktan bu sefer en yakın tırnak içerisindeki müttefiklerimizin işte biz bunu kalın harflerle not ettik cümlelerini hatırlıyoruz yani daha gün gibi. Dolayısıyla kademe kademe ilerleyen aşamada 2008'e geldik. Biliyorsunuz İran'a Irak'ı tabir caizse yerle bir ettiler. 2008'e geldik. İşte siz nükleer çalışmalarınız noktasındaki ya da uranyum zenginleştirme programı noktasında İran'a girmek üzereydiler hemen hemen. Yani bir Brezilya ile Türkiye o noktalarda dirayetli bir duruş sergiledi. Türkiye o dönem Birleşmiş Milletler'deki Güvenlik Konseyi üyeliği noktasında yakın bölgesindeki bir savaşın yeniden Türkiye'nin kaldıramayacağı boyutlarda ikinci büyük bir tabiri caizse fecaate sebebiyet vereceğini, akabinde ne olduğunu gördük. Kısa bir süre içerisinde Brezilya tabiri caizse tepe taklak edildi. Her türlü başına çorap örüldü. Ondan sonra sıra geldi Türkiye'ye. 2013'e gelirken, 2013 içerisine gelirken şu hata yaptı, bu hata yaptı, hepsini bir tarafa bırakıyorum. Yani bir dünyadaki bu küreselcilerin, dünyadaki bu hegemonların, dünyadaki bu tırnak içerisindeki müttefik en büyük düşmanlarımızın başımıza örmeye başladıkları çoraplar silsilesi üst üste geldi. Türkiye 2013'ün şartlarında düşünün, diyorduk ki çok kısa süre içerisinde 2023'e varmadan dünyanın 10. ekonomisi içerisine gireceğiz diyorduk. Ve bunun alametleri belirdi gerçekten. Çünkü düşünün 250 milyar dolarlık gayri safi milli hasıla o gün 750 milyar, 850 milyar dolara tırmandı, çıktıydı. Evet. Kısa süre içerisinde de biz bunu hedefliyorduk. Ama sonuç bizi taşıdı. Yanı başında içteki ihanet şebekeleri, yanı başında yine o dergilere atıf yapayım, o dergilerin kurguladıkları, işaret ettikleri ve nihayetinde 15 Temmuz'da yıkıcı bir çökertme. Bunlar silsile halinde ekonomiyle, ondan sonra ister istemez devletin yapacağı yatırımlarda, her tür kendini savunma anlamında yapacağı girişimler noktasında çok ciddi bir şekilde ülkemizde gerçekten önemli problemlerin oluşmasına sebebiyet verdi. Bu sebebiyet veriş aslında iç siyasetteki efendim sözler, iç siyasetteki karşı duruşlar, başka argümanlar, bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Ben gerçekten coğrafyamızdaki bu gücü yönetme, buradaki varoluş mücadelesindeki ortaya konulması gereken çabanın sadece kendinizden kaynaklı bir çabanın üstünde bir çabaya ihtiyaç olduğunu söylemek için söylüyorum bunu. Evet. Ve nihayetinde geldik biz bugün yanı başımızdaki yine tırnak içerisindeki dostlarımız, en büyük düşmanlarımız tarafından. Şimdi Yunanistan meğerse başka bir ev safı nedir? Yani Yunanistan'ın gerçekten ekonomik olarak,
popülasyon olarak, askeri güç olarak bunu elbette komutanımız çok net bir şekilde ifade etti. Fransa yanı başında Rafael uçaklarını geliyor bedava tabir caizse veriyor. Avrupa Birliği kredi bağlamında 100 milyar dolarlık euroluk krediler açıyor. Şimdi bu realiteler bize şunu gösteriyor. Bizim en büyük problemimiz, en büyük sorunumuz mecbur kaldığımız tırnak içerisindeki dostlarımızla tırnak içerisinde onlarla aynı şekilde yolda yürümek zorunluluğu içerisinde kalmamız. Ama buna rağmen Türkiye şunu gösterdi. Dedi ki kardeşim ben dünyada sizin bu diktelerinize, dayatmalarınıza sözde insan hakları, sözde ondan sonra barışçılıklarıyla, barış söylemleri üzerinden gelip de beni böyle yargılamanıza artık tahammülüm yok dedi. Yani bunun da örnekliklerini göstermeye başladı. Her şeye rağmen, Amerika'nın her tür tehdidine rağmen Trump'a dedi adamların çek yoksa vuracağım dedi yani nihayetinde. Dedi ki Trump en sonunda ya ben adamları çekmesem orada Amerikan askerlerini öldürecekler dedi. Evet. Nihayetinde çekti. Tabiri caizse bıçak kemiğe dayandı. Aynen. Yani bu saatten sonra. Kardeşim bu varoluş mücadelesidir. Sen gerekiyorsa birinci bir yeni bir kurtuluş savaşı yapacağım dedi. Peki. Ya askerini çekeceksin ya da vuracağım dedi ve çektiler. Ve orada da dik duruş. Şöyle ben şunu diyorum tarihinde bakın Kıbrıs'ta biz bunu yaptık. Evet doğru siyasal tartışmaların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Fırat Kalkanı harekatında da Zeytin Dalı harekatında da Afrin'de de yaptık. Ama yetmedi Libya'da da yapıldı. Şimdi yetmedi Azerbaycan'da da yapıldı. Evet. Şimdi onun içindir ki NATO zirvesi yapıyor. Avrupa Birliği zirveleri yapıyor. Avrupa Birliği zirvesinden iflas olmuş Yunanistan'a Almanya kerhen de olsa ya da kerhen değil belki dışarı kerhen bir görüntü verse de gönüllü olarak kalkıp buraya yine o milyarlarca avroluk parayı aktarıyor. Yine oraya yanı başına gelirip bu tür silah, mühimmat neyse aklınıza gelecek en büyük silahları bölgeye yığıyorlar. Bunlar ben şöyle düşünüyorum kendi babalarının hayrına gelip de böyle bir buraya bir sadaka tasattukta bulunmuyorlar. Unutmayalım bu bölgedeki bağımsızlaşan bir Türkiye yani sonuç itibariyle kendi coğrafyadaki varoluş ları açısından ya da coğrafyadaki varoluş emelleri açısından bir tehdit oluşturuyor. Bu gerçeklikle yüzleşen bir Türkiye, tüm dünyadaki oluşan sarmal bağlamındaki ekonomik problemleri yüzleşen, bunlarla mücadele eden bir Türkiye. Ama sonuç, ben geldiğim, vardığım noktada gördüğüm şey şu, gerçekten Türkiye tüm bu tehditlere, iç, dış, aklınıza gelecek her tür tehdide rağmen, efendim ben istediğimi yaparım, size rağmen yaparım, yiyeceğiniz silahlara rağmen yaparım. Size rağmen de S-400'leri işte neyse bunları alırım dedi ve almak zorunda kaldı. Evet. Unutmayalım yani şu an itibariyle tabiri caizse Türkiye'nin çatısı bunu ben demiyorum. Ben şu vakte kadarki güvenlik uzmanlarından dinlediğim izlediğim şeyi ifade ediyorum. Ben bir güvenlik uzmanı değilim. Alanımın dışında ama aktarmak bağlamında Türkiye'nin çatısı belli noktalarda evet açık belli noktalarda eğer buraları tahkim etmezsek. Şimdi o çatıyı bir onarmış olduk yani. Yani tartışmasız. Ya bu varoluş mücadelesinde burada bu iş burada durmayacak. Ben bu ya bu mücadele burada kesilmeyecek yani. Ben bir kanalda çalışıyordum. Biraz daha böyle işte daha küçük bir kanaldı. Yani çok fazla rekabetin olmadığı bir kanaldı. Herkes çok iyiydi. Bütün gazetecilerle aram çok iyiydi. Biraz daha rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir kanala işte transfer olduk. O iyi olduklarımla birden kötü oldum. Çünkü rakipsiniz artık. Bu da Türkiye'nin durumunda buna benzetiyorum. Şimdi o zaman Katsa yaptırımları dedik. Erdoğan Karakuş tam da Katsa yaptırımları dedi. Ne çıkar buradan diye ben sorayım Sayın Karakuş. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Zaten çıktı. Yani bu Katsa yaptırımlarından önce F-35'leri bizim alamayışımız bir defa yaptırımın en büyüğü. Arkasından ne geliyor? Şimdi 15 gün içerisinde bizim 10-11 tane firmamız F-35 parçası üretiyor. F-35 projesi tamamlanıncaya kadar Türkiye buradan 11 milyar dolarlık gelir temin edecekti. Trump'ın işte büyük gayretiyle 2021'in sonuna kadar şirketlerimiz çalışacak. Birçok yatırım yaptığı halde bu şirketler 2021'den sonra bu parça üretiminden bir yerde ellerinden alınmış olacak. Yani 11 milyar dolar gibi bir parayı efendim hibe ediyoruz biz şimdi Amerika'ya. Arkasından bakın diğer bir konu daha bağlanmıştı. O da şuydu.
Efendim biz Eskişehir'de İkbal Bakım Merkezimiz Hava Kuvvetleri'nin fevkalade yetenekli bir merkez olduğu için bu bölgedeki bütün F-35'lerin bakımları Eskişehir'de yapılacaktı F-35'lerin hayatı müddetince. Şimdi o da 16-17 milyar dolar gibi bir gelir söz konusu olacaktı. Evet. Tasavvur edin bu defa bunlar gidiyor. Şimdi ben de onun için özellikle söylemek istiyorum. Bu kassada Amerika Birleşik Devletleri ile derhal bir komisyon kurulup S-400'lerle zaten ilgili bahaneleri, başka bir bahane bulamıyorlar. Aslında bahane bulabilseler amenna bulamıyorlar. Yok efendim işte Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki F-300'ler o kadar önemli değilmiş. Efendim S-400 çok farklıymış. S-400 ile S-300'ün arasında büyük bir farklılık yok. Tamamen efendim işte birazcık daha füzesinin menzili uzun. Efendim tabii ki daha geliştirilmiş ama aynı şekilde F-35 bilgilerini daha rahatlıkla S-300 de elde edebilir. Ama burada dediğimiz gibi tamamen bir bahane. Bu bahaneyle ilgili olarak da bakın bizi F-35'siz bırakıyorlar. Yani zaman içerisinde tabii ki bir de elimizdeki uçaklarımızın idamesi var. Yani şu anda bizim 250'ye yakın F-16 uçağımız var ana efendim uçak olarak. Bir de 50'ye yakın F-4 uçağımız var. Şu anda Yunanistan'ın elinde de bu miktarda uçak var. Yani mukayese edildiğinde 3 aşağı 5 yukarı eşit konumdayız. Onu söylemek istiyorum. Evet, bakın bizim elde ettiğimiz, Suriye'de elde ettiklerimiz ve bu PKK-PYD ile mücadele konusunda efendim bizim acziyete düşmememiz için, Doğu Akdeniz'de acziyete düşmememiz için, efendim Libya'da acziyete düşmememiz için daima yediracak güce sahip olmamız gerekir. Biz zaten F-35'e onun için girdik zamanında. Siz Yunanistan'dan daha caydırıcı bir kuvvet konumunda olmaz iseniz Avrupa'nın efendim Amerika'nın desteğindeki bir Yunanistan sizin elde ettiklerinizi ellerinizden alabilmek için Avrupa Birliği ve Amerika'yı kullanır. Bakın bu kullanma onun içindir. Bu kullanma onun içindir. Şu anda benim değerlendirmem o ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ileriye sürdüğü bahaneyi ortadan kaldıracaksınız. Kaldırdıktan sonra diyeceksiniz ki hadi bakalım gelin ondan sonra biz S-400 ile ilgili sizin istediklerinizi yaptık. Bizim hiç olmazsa bu 11 tane firmanın efendim parça üretimine niye mani oluyorsunuz? Peki yani bu mümkün mü? Niye mani oluyorsunuz? Yani şundan dolayı soruyorum. Biz S-400'den vazgeçtik efendim, dersek yeterli olacak mı? S-400'ü kenara koyduğuma göre efendim ondan sonra F-35 vermeme diye bir şey niye olsun diyeceksiniz. Hayır onlar için yeterli olacak mı onu peki? Onu söyleyebileceksiniz. Bakın onu söylüyorlar size. Şimdi bakın yeterli olacağını da şöyle gösteriyorlar. Ne diyorlar? Efendim Türkiye'den yapılacak olan ithalata bakın en başında daha maddelere geçmeden orada koydukları kural ne? Efendim Türkiye'nin herhangi bir şekilde bize ihracatına engel koymayacaksınız. Yani ben oradan bor alırsam, toryum alırsam, alüminyum alırsam neyse işte kendisine göre ne gibi madenler veya daha başka hususlar elde edecekse onlara mani olmayacağımız şekilde efendim bir zaten anlaşmanın başında bunu belirtmişler. Bize diyorlar ki aman Türkiye'deki efendim ihracatçıları rahatsız etmeyelim. Onları rahatsız edersek bütün Türk milleti efendim bir şekilde harekete geçme söz konusu olur. Ona mani olmak için bunu koymuşlar. Ben diyorum ki ellerindeki bahaneyi alalım. Aldıktan sonra bakalım siz bunu diyordunuz. Bize F-35 vermek mecburiyetinde değilsiniz diyelim. Şimdi... Ve bizim firmalarımıza mani olamazsınız diyelim. Onu söylemek istiyorum ben. Şimdi işte işin yani bir ip var. İpin bir ucunda bu sizin söylediğiniz. S-400'lerden biz tamam vazgeçtik. O zaman sen de şu adımları at. İpin bu ucunda da NATO'dan çıkalım mı?
tartışması var. Şimdi son bölümde bunu biraz derinleştirmek isterim. Şimdi bir ara vereceğim yine. O kısa arayı verelim. Bir soluklanalım şöyle. Ondan sonra konuşacağız. Programımızın son dilimine girdik efendim. Şimdi ilk dilimde Erdoğan Karakuş'un bir önemli bir açıklaması vardı. Yani S-400 konusunda biz bunu deriz. S-400'den vazgeçtik deriz. Amerika'dan da isteriz dedi. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Biraz da bunu konuşalım dedim ilk dilimin sonunda. Yani işin bir ucu kabul etmek, diğer ucu da NATO'dan çıkarıma gitmek. Bu konuda ben açıklamayı hukuki olarak yapayım isterseniz. Buyurunuz. Buyurunuz tamam. Ersan Hocam. Şimdi kıymetli Karakuş'un söylediği hususun hukuken mümkün olabilmesine bir bakmak lazım. Kağıtsa yaptırımlarının taktikinde OFAK denilen o yaptırımlar listesine girdiğinizde bir yıllık bir takipten bahsediyor. Bu bir yıllık takipte o en az 5 yaptırımın daha fazla oranda uygulanmaması ve bir an önce tamamlanması için izleme komitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 ki bence S-400 bahane esas Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni S-400 üzerinden mahkum etmek istediği konu Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusudur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni bu hususun Suriye hükümetinden de maalesef diplomatik ilişkilerimiz olamadığı için Suriye ile bu meseleyi çözme yönünde ortak irade ortaya koyamıyoruz. Burada en önemli sorun Türkiye Cumhuriyeti'nin baş ağrısı olan bu yere Amerika Birleşik Devletleri'nin deyim yerindeyse Biden'ın kafayı takması ki başkan seçilmeden önce yaptığı birçok açıklamada bu dileğini ortaya koydu. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi Türkiye Cumhuriyeti'nin de Suriye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit edecek. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini tehdit edecek bir parçalama, bölüp parçalayıp yönetme taktiği yöntemi içine giriyor ki yakın gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nde İran'la karşı geçmek gözüken o ki bizim İran'la ilişkilerimizi çok iyi götürmemiz gerektiğini düşünenlerden birisi. Şimdi Kağıtsa'nın Türkiye Cumhuriyeti düşman hatın memleket görünmüyor. Kuzey Kore değil, efendim, Rusya Federasyonu değil, İran İslam Cumhuriyeti değil ama onlardan birisi olan Rusya Federasyonu'nun yaptırımlar listesine girebilecek muhalif kanat olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tanımladığı bir firmadan S-400'leri aldığınız için sizi o yere koyuyor ve T-35'e karşı ve NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğine karşı tehdit olarak kullandığından bahisle senato kararı ve başkanı da bu kararları icraya mahkum edecek, zorlayacak bir biçimde aldılar. Bundan kurtulmanın yolu S-400'ü almaktan vazgeçeceksiniz. Aldıklarınızı kullanmayıp hangarlara alacaksınız. Etkisi hale getireceksiniz. Bu konuda yazılı taahhüt vereceksiniz. Evet. S-400'ü almayacağınıza, aldıklarınızı kullanmayacağınıza dair. Ondan hocam sonra bu işin hukuki ayağı değil mi? Hukuken böyle olması lazım değil mi? Evet. Tabii peki F-35 konusunda F-35 konusunda hukuk işletilmedi. Yani onu nasıl açıklarız? İtiraz ettik. Şöyle söyleyeyim size. S-400'de de Hazine Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri nezdinde itiraz edebiliyorsunuz. Ayrıca Amerikan yargısına gidebiliyorsunuz. Yani çok sayıda olmasa bile bugüne kadar Kağıtsa yaptırımlarından dolayı kişisel hocam, devlet şöyle, olarak... Hocam şöyle şunu soruyorum. F-35 konusunda da bir anlaşma vardı. Biz parasını verdiğimiz F-35'leri alamadık. Şimdi sözleşmenin tabii Rusya Federasyonu ile olan yönünde ödediğimiz para var. Amerika yönünde ödediğiniz para var. İki ahdettiğiniz sözleşme var. Bunları siz ya iki devletin birbirini Yüksek Adalet Divanı denen yere götürüp şikayet etmesiyle o da karşılıklı kabulle uluslararası alanda çözmek veya Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin icra takibi başlatamazsınız. Neticede bu ödenen paranın iadesi veya sözleşmenin feshedilmesi üzerine çünkü onlar da kendilerini iç hukuk bakımından haklı görme yöntemine gireceklerdir. Meselenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından sözleşmenin feshiyle tasfiyesi aşamasından getirilmediğini görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı anladığımız kadarıyla Biden yönetimiyle bu konuyu görüşecek. Evet. Neticede şu anda topal ördek olarak takdim edilen Trump yönetiminin bu konuda söz söyleyebileceğini zannetmiyorum ben. O yaptırımları asgari de uygulasa da bunlar yaptırımdır. Bunlar avunmaya gerek yok. Her an arttırılabilir. Bir yıl içinde
Eğer S-400 sevdamızı sonlandırmazsanız ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti olarak taahhüt vermezseniz yaptırımları artırabilme veya aynı tutabilme ama kaldıramazsınız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Senato kararıyla başkanın tatbik ettiği bu yaptırımları ben tümüyle kaldırıyorum diyebilmesi için biraz önce bahsedilen KASSA yaptırımlarının tatbikine sebep olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine göre ihlalinden vazgeçmesi gerekir. Ha, Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez. O onların iç hukuk sorunu. Bu Birleşmiş Milletler'den kaynaklanmıyor. Ama işin hukuk yönüne baktığınızda durum budur. Ama evet. S-400 üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin bahane edilmek suretiyle sıkıştırılmasının temel nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Rum yönetiminden veya Yunanistan gibi S-300'ü almasında oraya ses çıkarmayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne ses çıkarması değil. Ana mesele tekrar söylüyorum. Bunu iyi olalım, uyanık olalım. Fırat'ın durdu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde zikrediyorum. Mesut Barzani üzerinden yine efendim işte bir ılımlı yaklaşmalar söz konusu ki bu şahıs ki son o basına düşen açıklamada Molla Mustafa Barzani üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'na özellikle 14 Aralık tarihi esas alınmak suretiyle ciddi itham getirildi ve bu şahıs Kürdistan'a özgürlük adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin engellediği efendim işte yakın zamanda referanduma imza atmış, federasyon sevdasından vazgeçmeyip sahip olduğu para kaynaklarını Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kullanacak biçimde şu konuda, anda organize olmuş. Konuda dağılsın istemiyorum hocam. Önemli bir konu bahsettiniz de. Dağıtmadan şunu söylüyorum. Bakın S-400'ünde hepsinin de Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün sevdası Doğu Akdeniz, Kıbrıs bunlar değil. Bunları kenara koyun. Ha, Rusya diyebilirsiniz belki. O da değil. İstediği zaman Rusya'yla ilişkilerini iyi hale getirebiliyor. Tekrar söylüyorum. Fırat'ın doğusu, Suriye'nin parçalanması, anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin çevrelenmesi, anladım. Türkiye Cumhuriyeti sadece Dede Ağaç'tan değil, Türkiye Cumhuriyeti Irak'tan, Türkiye Cumhuriyeti Suriye'den, Türkiye Cumhuriyeti bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'la birlikte başarı elde ettiği Ermenistan üzerinden sıkıştırılıp Türkiye Cumhuriyeti o 1916 zannediyorum Sykes-Picot Sözleşmesi, Mondros Mütarekesi ve Serb Antlaşması'na mahkum edilmenin sadece işgal edilmek değil, İktisadi bağımsızlığınız, askeri bağımsızlığınız tüm bunlar üzerinde sıkıştırılmış ve geleceği Anadolu'nun belli coğrafyasına hapsedilmiş bir memleket konumunda büyük Kenan ülkesi sevdasında olan İsrail'in önünü açmak suretiyle gerçekleştirildi. Uzağa görün. Ya çok kısaya bakmak suretiyle S-400 üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıştırıldığını zannedenler varsa onlar yanılıyorlar. Peki o zaman şimdi yani Sayın Karakuş'un ilk dilimin sonunda bahsettiği yani S-400'lerden o zaman vazgeçip Amerika'ya hadi bakalım taahhütlerini bulun demek. Hiçbir sorununuzu çözemezsiniz Amerika Birleşik Devletleri. Fethullahçı yapılanma iade etmez. Suriye sevdasından vazgeçmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sevdalardan vazgeçebilmesi için vazgeçebilmesi kararlı olacak. Yani, yoksa Sayın Karakuş, yoksa bir Sayın Karakuş'u dinleyelim mi? Bir saniye. O söz konusu başka bir şey efendim. Dinliyoruz Sayın Karakuş. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim efendim 6 tane F-35 için ödediğimiz paranın tamamı geri ödenmek için şu anda 2021 Amerikan bütçesine girdi. Yani cezasıyla, sözleşmeyi bozdukları için cezasıyla, efendim işte faizi varsa faiziyle Türkiye'ye ödenecek şekilde o girdi. Ama benim söylemek istediğim şu, yani siz savunma sanayi kurmak istiyorsunuz ve efendim milli muharip uçak üretmek istiyorsunuz. Şimdi efendim F-35'lerin parçası ne kadar Türkiye'de çok üretilirse aynı zamanda milli muharip uçağa efendim belirli bilginin aktarılması da söz konusu. Ben onun için diyorum en kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelin oturalım 15 gün sonra efendim bu parça üreten şeylerle firmalarla ilgili kararınızı geri alın. Efendim bu efendim tamamen gene Türkiye'de üretilsin bu parçalar. Bu suretle efendim bir anlaşma yoluna girelim diye zaman kazanmak için Türkiye'nin derhal cevap vermesi gerektiğini söylemek istiyorum. Peki bunu yaparken S-400'den vazgeçmek yani, konusu da masada olacak mı? Olmalı mı yani? Tabii ki zaten konu o zaten. Anladım. Zaten
Efendim S-400 ile ilgili şunu söylüyorlar. Ruslar efendim S-400'ü çalıştırmayacak. Ruslar hiç bundan böyle bulunmayacak. Bir komisyon kurulacak. O komisyonla beraber efendim S-400'lerin nerede hangarda veya nerede tutulması konusunda malumunuz bunlar mobil. Efendim siz efendim, uygun gördüğünüz bir yere gene de anında kullanmak mecburiyeti hasıl olursa belki de NATO için kullanacaksınız. Orasını bilemem. Evet. Efendim bir noktaya koyarsınız. Uygun bir noktaya koyarsınız. O uygun noktada durur. Bunların hemen faaliyete geçirilmesi için çok kısa bir zamana ihtiyacı olan sistemler bunlar. O nedenle Amerika ile bahanenizi yok edersiniz. Evet. Benim söylemek istediğim hangara o. Hangara çekebilirsiniz diyorsun. Murat Bey ne dersiniz? Muhterem komutanımızın söyledikleri içerisinde kendince bir haklılık payı var. Ama tabii ki çok iyi niyetle söylenen sözler. Ersan hocamızın da ifade ettiği o uluslararası hukukun, yani Amerikan iç hukuk sisteminin ya da uluslararası hukukun gerçekte hiç uluslararası ilişkilerde beş para etmediğini biz çok net biliyoruz yani. İran'ın devrim öncesinde Amerika'dan satın almış olduğu uçakların hiçbirisini Amerikan hükümeti vermedi. Siz de ülkenize devrim gerçekleştirdi. Uçakları satıp parasını verdiğiniz uçakları vermiyorum dedi. Irak savaşı esnasında gördük. Körfez savaşı esnasında Irak ordusu Orta Doğu'nun en büyük ordularından biriydi. 600 bin kişilik silahlı kuvvete sahipti. Güçlü bir hava savunma sistemine, hava kuvvetlerine sahipti. Büyük çoğunluğu da neredeyse tamamına yakını Rus yani mirajlarından oluşuyordu. MİG'lerinden oluşuyordu. Bir tane MİG uçağını uçuramadı Saddam Hüseyin. Yani biz Körfez Savaşı esnasında hiçbir Irak uçağının havalanmadığını gördük. O açıdan hatta bir kısmı İran'a gitti. Hı hı. İran hükümeti de onlara el koydu yani. Dedi ki bunlar da daha önce İran-Irak Savaşı esnasındaki benim savaş tazminatımdır dedi. Onları da sana geri vermiyorum dedi. Hı hı. Yani bir ülkenin savunma sisteminin güçlü olması demek o ülkenin milli duruşuyla alakalı. Yani milli duruşundan şunu kastediyorum, şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin S-400'leri alması sadece askeri bir hamle değil, siyasi bir hamleydi. Türkiye'nin alternatiflerinin olduğunu ve Türkiye'nin herhangi bir bloğun parçası olmadığını, herhangi bir bloğun kul köle ilişkisi, efendi köle ilişkisi içerisinde bulunmadığını Batı dünyasında göstermek maksadıyla söylediği bir şeydi. Yoksa o silahların gerçekte Türkiye tarafından ne zaman nasıl kullanılacağına biz Batılıların karar verdiğini çok net gördük. Türkiye Hendek operasyonları esnasında Hollandalılar, Almanlar geldiler, patriotlarını çektiler, götürdüler. Evet. Ve Türkiye'nin güneydoğu sınırı bütünüyle savunması hale geldi. Ondan sonra da biz burada çok ciddi PKK gibi basit bir örgütün, yani bir terör örgütünün Türkiye devletinin sınırlarının içerisinde yönelik saldırılarına şahit olduk. O açıdan S-400'lerden vazgeçilmesi demek Türkiye'nin siyasi iradesinden vazgeçmesi anlamına gelir. Bu silahların, yani Rus silahlarının o kadar ya da Amerikan silahlarının savaş esnasında çok kıymetli bir şey olmadığını biliyoruz. Çünkü savaşlar iradelerle kazanılır. Evet. Karabağ Savaşı'nda gördük yani. Karabağ Savaşı'nda Ermeni ordusunun tamamı Karabağ işgal edilirken de Ruslar tarafından tahkim edilmişti. Savaş esnasında da tahkim edilmişti. Yani bütün silahlar Ruslar tarafından verilmişti. Ne yapılabildi? Yani İHA'larımız, SİHA'larımız karşısında ne yapılabildi? 2800 küsür şehit verildi. Ve Karabağ toprakları Ermeni işgalinden temizlendi. Hı hı. Bedel ödenerek, irade ortaya konularak yapılabilir. O açıdan S-400'lerden vazgeçmek, iradenizden vazgeçmeniz anlamına gelir. Peki Türkiye'nin İHA'sı, SİHA'sı orada Rus silahlarını imha etmedi mi? Hava savunma sistemlerini yok etmedi mi? Rusya'nın bütün Ermenilere vermiş olduğu pansirleri yok etti. Yani en gerçekten modern hava savunma sistemleri olduğunu iddia ediyordu Ruslar. Ve onlar imha oldu. O açıdan S-400 bizim savunma sistemimiz yani değil. Yani orada daha çok bunu bir irade bu irade savaşı yani. Biz tek başımız niye buna ortaya koymak zorunda kaldık? Çünkü biz Hendek operasyonlarında peki açıkça bu anlamda yani Sayın Karakuş'un söylediği gibi S-400'lerden yeri geldiğinde mesela vazgeçilebilir mi? Yani hayır. Şu anda, elbette şu anda ki yani bu bir
irade savaşı olmaktan çıkarsa, herhangi bir, yani Fransız silahı mıdır, Amerikan silahı mıdır, tercih meselesine dönüşürse, o zaman vazgeçilir, başka bir şey de alınabilir. Ama şu alternatif anda olursa, alternatif olursa şu anda evet. Efendim yanlışlıklar var. Bunu bazı şeyleri ilave etmem lazım. Lütfen buyurun. Anlaşılması için müsaade eder misiniz bazı tabii, şeyleri tabii, izah lütfen, edeyim? Lütfen. Kısa kısa gidersek yani, daha. Yani bakın güçlü bir hava gücü olan bir ülkeye karşı SİHA'lar ve İHA'ların çok etkisi yok. Yani onun için Yunanistan efendim gidiyor F-35 ve Rafale alıyor. Yani çünkü bunların radarı yok, süratleri düşük. Eğer karşı tarafın bir hava gücü var ise onlar patır patır düşürülebiliyor. Yani bunu böyle bileceğiz. Hı hı. Savunma sistemlerini bilmeden efendim bir şekle sokmak zor tabii ki. Diğer bir konu daha var. Türkiye ile Amerika arasında. Şu anda uçturduğunuz uçakların bütün parçası Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Bizim söylemek istediğimiz odur. Yani eğer siz, bakın Savunma Bakanı da açıkladı. Ne dedi? Kısa vadede, orta vadede F-16'ları uçurmakta sorunumuz yok. Ama belirli bir zaman sonra sorunumuz doğabilir dedi. Eğer bu yaptırım devam ederse dedi, yani yaptırım artarsa. Biz bunu Kıbrıs harekatından sonra gördük. Hı hı. Bize hiçbir efendim yaptırım konusunda en ufak bir ödün vermediler. Tamamen bizim uçaklarımızın uçurulmasında, bakın burada en önemli kuvvet hava kuvvetleridir. Yaptırımın etkisi açısından söylüyorum. Sizin efendim uçaklarınız yerde kalır. Uçuramaz hale geldiğinizde av olursunuz. Av. Onun için ben efendim bazı şeylerde herkes kadar biz de gururluyuz. Hı hı. Herkes kadar biz de efendim ülkemizin menfaatini düşünüyoruz. Ama bunu da görmezseniz ondan sonra sonuçlarına katlanırsınız. Ona göre herkes düşünsün. Anladım. Yani şimdi efendim Ermenistan'ın hava kuvvetleri yok, doğru dürüst. Su-25'ler var, işe yaramaz. Onlarla efendim bir yerde savaşmaya çalıştı. Zaten ikisi daha çakıldı. Ondan sonra bizim tabii ki SİHA'lar ve bunun yanı sıra elektronik harp sistemi de verdiğimiz için Azerbaycan'a, aynı zamanda İsraillerin efendim kamikaze İHA'larını kullandığı için. Yani burada kamikaze İHA'larını Azerbaycan'da kullandılar. O nedenle o S-300 ve diğer savunma sistemlerini bizim SİHA'ların vurması kolaylaştı. Şimdi öyle bir şey ki efendim lambayı yakmak gibi bu kamikaze İHA'lar. Evet. Lambayı yaktınız mı, yani radarınızı çalıştırdınız mı, radarınızın kafasına çakılıyor. Bu sistemi kolay yapmak mümkün değil. Bunu bir İsrail yapıyor. Ondan sonra sizin SİHA'larınızda herhangi bir şekilde S-300 çalışmadığı için, hı hı, gidiyor S-300'ü vuruyor. Efendim diğer hava savunma sistemlerini takır takır vuruyor. Neden? Hı. Hiçbirisi çalışmıyor. Çünkü kamikaze İHA'lar efendim radar varsa aşağıda o radarın frekansını buluyor. Bu kadar yetenekli. Siz, evet, yaptığınız takdirde, bu yeteneğe ulaştıramadığınız takdirde bir şey yapmıyor. Yani bunların hepsini çok iyi incelemeden bir şekilde karar vermek bizi yanlış yola götürür. Bakın diyoruz ki biz savunma sanayini oluşturacağız. Evet. Ya NATO'dan çıkarsak bu savunma sanayisinin belki bir kısmını NATO'ya satacağız. Niye satmayalım? Bizim şimdi savunma sanayi ihracatımız 3 milyar dolar civarında. 3 milyar dolar civarında. Bakın British Aerospace'e bakın. 46 milyar sterlin. Ne dersiniz? Yani savunma sanayi belirli bir zaman sonra dostlarınız olacak ki siz de onlara rahat satasınız. NATO'dan çıkınca düşünün, Avrupa ile genellikle bizim, hı, ticaretimiz. NATO'dan da çıkınca savunma sanayinizi geliştirdiğiniz takdirde, evet, o zaten bahsettiğim ipin diğer ucu zaten Sayın Karakuş, yani bu tarafında onu dediğiniz gibi. Onu söylemek istiyorum. Ama işte real değil, onu söylemeye çalıştım. Söylenilen şey, teknik olarak komutanımızın söylediği şeylerin hepsine katılıyorum. Elbette ki mutlaka öyledir yani. Yani
bu işi başarmak istiyorsak NATO'nun yani Batı'nın standartlarında bir savunma sisteminin devam etmesi, Amerika ile bu konuda ilişkinin devam askeri anlamda devam etmesinin elzem olduğunu görüyoruz. Ama gerçekçi bir şey değil. Onu söylemeye çalışıyoruz. Biz son derece önemli bir dönemeçten döndük. Bir uçurumun kenarındaydık. Türkiye bölünme noktasına gelmişti. Ersan Hocam'ın söylediği gibi Türkiye'nin bugün için karşılaştığı en temel problem Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Kürt devletidir. Yani PKK devletidir. Orada bir kurulması planlanan taşeron devlettir. Şimdi böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz bir esnada biz hendek operasyonlarıyla yüzlerce şehit vermişken batılı güçler kendilerinin vermiş olduğu silahları aldılar, çektiler, götürdüler. Benim silahımı kullanamazsın dediler. Ya bu NATO biz, ne işe yarıyor? O zaman dediğiniz gibi ne işe yarıyor? Biz 90 yıl sonra ilk defa milli bir piyade tüfeği üretmiş bir milletiz ya. Biz Cumhuriyet tarihi boyunca kendimize ait bir milli bir piyade tüfeğimiz yoktu. İlk defa milli piyade tüfeğini 90 yıl sonra ürettik. Biz yani uçaktan, hava savunma sistemlerinden Hayır falan efendim, vazgeçtik. Yanlışınız var efendim. Yanlışınız var. Nedir efendim? Nedir? Kalaşnikov'u mu ürettik? G3'ü mü ürettik? Neyi ürettik? Mustafa Kemal zamanında yapılmıştır. Kırıkkale piyade tüfeği Mustafa Kemal zamanında yapılmıştır. Biz de kullandık. Ne zaman kullandık? Kaç yıl? Bir asker olarak kullandım ben. Kaç yıl yani kaç yıl kullanıldı ya da kullanışlı mıydı? Hiç. 50 yıl kullanıldı. 50 yıl kullanıldı. Yani o silah sayın komutan. 50 yıl kullanıldı. Tabii ki her şey gelişiyor ama yani biz Mustafa Kemal zamanında uçak yaptık, Avrupa'ya sattık. Kendimize tank yaptık, lokomotif yaptık. Efendim her türlü neredeyse savunma sanayisiyle ilgili birçok şeyi yaptık. Sayın komutanım yani o uçaklarımız nerede, o tanklarımız nerede? Sonunda, nerede 1950'de onlar? Amerika'ya teslim olmamızdan kaynaklanıyor. Hayır nerede o silahlar nerede? Nuri Kildigil'in ürettiği silah fabrikası ne zaman havaya uçuruldu? Uçak kim tarafından uçuruldu? 3 tane fabrikasını kapattık biz. Ne zaman kapattık? Malumunuz ondan sonra efendim, Ankara'daki uçak motor fabrikamızı traktör motoruna çevirdik. Traktör imalene başladık. Yani oralara gittiğimizde yani birbirimizi incitmeyelim. Yani, ben de incitmeyelim diyorum ama sorum çok net. Nuri Kildigil, Nuri Paşa'nın ürettiği silah fabrikası her şey 18 ne zaman oldu. Havaya Peki, uçuruldu? Peki söylüyorum ben size. Torumtay Paşa ne zaman istifa etti? Ben Irak'a girmem dedi Genelkurmay Başkanı hükümeti istememesine rağmen. Evet. Irak'a girmem dedi. Koca Genelkurmay Başkanı istifa etti. Öyle söylüyorsunuz. PKK ile Adana mutabakatı yapıldı. Suriye'den defettik gitti. Ondan sonra da Öcalan'ı biliyorsunuz efendim yakalandı gitti. Gitmemiş ama komutanım. 300 kilometre bakın Zeli Harekatı'nı bilmezsiniz. 1994 yılında 300 kilometre içeride Zeli Harekatı yapıldı. 1 ila 1700 tane terörist tamamen 60 tane uçakla imha edildi. Etkisiz hale getirildi. 300 kilometre içeride Irak. Yani ne bileyim ben 12 mil konusunda 94 yılında efendim Yunanistan bizimle harbi göze alamadı. 96 yılında Kardak'la ilgili Yunanistan bizimle harbi göze yani, alamadı. Komutanım bütün yani bunlar... Şimdi, Amerika ile birlikte şey hareket ediyor oluşumuzdan mı kaynaklandı? Onu anlamaya çalışıyorum. Deyip de birbirimizi kırmayalım lütfen. Hayır, bu niçin oldu? Yani bu söylediğiniz askeri başarılar bu 18 yılda da Amerika ile efendim tamamen takdir ediyoruz. Ona hayır komutanım. Şey ama biz askeri lütfen, açıdan söylediğiniz yani, bu başarılı operasyonları takdirde bakın ne diyoruz? İçeride birlik diyoruz. Bütün konumuz ne? İçeride birliğimizi tam sağladığımızda dışarıya karşı güçlü oluruz. Ben de bunun için çalışıyorum. Evet, aynen öyle. Evet, ama soru şuydu. Biz söylediğiniz bu askeri başarıları Amerikan askeri kuvvetleriyle güçlü bir işbirliği içerisinde bulunduğumuz için mi sağladık? Niçin saydınız bu askeri başarıları? Ses gelmiyor yerli hocam. Yerli ve millilik için sayıyor, onu söylüyoruz zaten. Ses gitmiyormuş. Şu an geliyor mu Sayın Karakuş? Diyorum ki Sayın Komutanım. Bu söylediğiniz Irak'ta Suriye'deki Ankara Anlaşması'yla hem diplomatik evet. hem de askeri operasyonların, başarılı askeri operasyonların gerçekleşmesinin
bizim Türkiye ile Amerika arasında güçlü bir askeri ilişki olmasından kaynaklandığını mı söylüyorsunuz? Böyle mi anlayalım? Hayır, onu söylemiyor Mustafa Bey. Murat Bey onu söylemiyor. Hayır, ben Karatay. Niye öyle söyleyeyim canım? Ne, niçin bunu yani ifade etmek istediniz o zaman? Ne anlayacağız buradan? Amerika niye istesin ki? Devamlı surette Amerika hiçbir zaman için PKK'nın yanında olmaktan vazgeçmedi ki. Evet. Biz zorla yaptık. 35 bin kişi kaç kere 35 bin kişi Kuzey Irak'a girdik. 35 bin kişilik kuvvetle. Bakın söylüyorum. Zeliye 60 uçakla harekat icra ettik. Zeliye 60 uçakla 1994 yılında 300 kilometre sınırımızdan 300 kilometre uzaktaki Zeliye Kuzey Irak'ta, yani Kuzey Irak'ın da artık güneyinde, Süleymaniye'nin de güneyinde, o civarda efendim Zeliye harekatı yaptık. 60 uçakla. Bütün dünya bile şaşırdı. Komutanım. Yani şimdi Sayın bunları komutanım. Da lütfen ben 18 yıl hasretlemenizi anlıyorum. Daha çok efendim neler yaptığımız hakkında Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak şu PKK'yla veya diğer efendim milli konularda ne kadar birlik olduğumuzu lütfen birbirimize sarılarak bir yerde bir noktaya gelebiliriz. Evet. Yok, o konuyla alakalı hiçbir tereddüt yok. Yani elbette birbirimize sarılacağız ve terörle mücadeleyi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Benim söylemek istediğim şey şuydu. Yani Türkiye gerçek olan şu ki ne Batılı, yani ne NATO'nun, Amerika'nın ya da AB'nin verdiği silahlara muhtaç olmak zorunda hissetmemeli. Ve kendisinin alternatifleri olduğunu dünya kamuoyuna göstermeli ki terörle mücadelede gerçek anlamda başarılı olabilsin. Biz Suriye'de Ankara Anlaşması'nı yaptık ama hemen gözümüzün önünde Afrin'de 30 yıllık PKK belasını ortadan kaldırmayı ancak bu hükümet sayesinde başarabildik. Ve Türkiye'de muhalefet Afrin'e girmeyin, içine girmeyin, yok olursunuz demesine rağmen bunu yaptık. Böyle bir gerçekliği var. Türkiye'de şu anda Irak Başbakanı Türkiye'de ve Irak'ta 2003 yılından beri korkunç bir mezhepçi iktidar var. Ve bu mezhepçi iktidar Amerikan işgal güçleriyle birlikte Irak'ta 5 milyondan fazla insanı öldürdü ve Irak'ı paramparça yaptı. Biz şu anda Irak Başbakanı Türkiye'de ve Türkiye net bir şekilde kendisine mesaj veriyor. Diyor ki Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak Irak'ta bir terör devletinin kurulmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmalıyız diyor. Şu anda Irak ordusu PKK'ya yönelik bir operasyon yürütüyor. Elbette ki biz Suriye hükümetiyle de böyle bir ortak bir konvansiyon içerisinde olabilirdik. Ama şu anda gerçekten kendi halkına zulmeden katil bir rejim varken onunla nasıl olur da oturup biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasını engelleyebiliriz ki Ersan Hocam? Yani o açıdan söylenen şey... Ben bir söz alabilir miyim? Bu söylenen şeylerin hepsine katılıyorum. İyi niyet olarak, temenni olarak hepsine katılıyorum ama karşılığı sahada real politik olarak çok gerçekçi değil ne yazık ki. Keşke öyle olmuş olsaydı. Şimdi müsaade eder misiniz? Ersan Hocam hemen söz vereceğim. Bir Ali Asker Bey'in bir eklemek istediği bir şey var. Dinleyelim hemen. Şimdi komutanım hep icracı makamlarda bulunmuş. Çünkü şunu ayırmamız gerekir. Ordu sadece icra makamıdır. Karar alan makam hükümettir, hükümetlerdir. Biz sabahtan beri neyi konuşuyoruz? S-400 sorunu değil ki Türkiye'nin. Yani ABD'nin amacının biz S-400'ü geri verdiğimizde ABD bize F-35'leri mi verecek? Dede ağacı boşaltacak mı? Bunları yapmayacak. Hayır, bu devam. Bir hükümetin, devletin bir politikasıydı. Bir strateji uyguladı. Ne uyguladı? Sen bana F-35 vermiyorsan ben de S-400'e gidiyorum dedi. Ya biz geçen senelerde Rusya ile kötüydük. Şu an Rusya ile iyiyiz. Yani büyük devlet, süper güç olmanın gerekliliği bu zaten. Ben bugün şahıs olarak, kişi olarak ABD ile beğenmeyebilirim, sevmeyebilirim. Ama devletin böyle bir lüksü yok. Devletin çıkarları vardır, politikaları vardır. Bu siyasi politikalarına göre argümanlar belirler. Bu argümanlarla beraber örneğin bir savaşa girilecekse hükümet bu sorumluluğu alır. Devlet bu sorumluluğu alır. İcracı makamlara bildirir. İcracı makamlar da gider. Şimdi komutanım az önce Yunanistan'la bizi aynı yaptı. Yani Yunanistan'ın
250 uçağı olmasıyla bizim 250 uçağımızın olması demek Yunanistan'ın bizle eşdeğer olması değil. Yani şunu anlayabiliyorum. Hava kuvvetleri anlamında. Hava kuvvetleri anlamında. Bence ben de yanılgınızı söylemek isterim. Hayır, şunu anlayabiliyorum komutanım. F-35'ler Türkiye için önemli olabilir. Bir dakika müsaade edin o zaman. Bakın söylüyorum, bir dakikanızı istirham edeceğim dinliyoruz, o zaman. Dinliyoruz. 1967 yılında efendim malumunuz Nasır Tel Aviv'de buluşalım diyordu. Efendim işte Suriye'deki hükümetle, efendim İrdin'deki hükümetle 2,5 milyonluk İsrail, efendim karşısında 150 milyonluk efendim devletler vardı. Onlara karşı 6 gün savaşı derler. 30 dakikada bitmiştir savaş. 30 dakikada. Yani şimdi bunu algılatmak istiyorum. Ben belirli ölçüde belirli zamanlarda bazı kişilerle görüşmemde İsrailliler aynen şunu söylediler. İsraillerin ben 84-85 yılında Amerika'da görevdeyken onlarla da temasımız olmuştu bazı konularda. Çünkü bütün efendim ülkelerin o arada subayları da mevcuttu orada. İsraillerin söylediği şuydu. Efendim biz 4500 tane cesur pilot bulduk. Efendim 500 bin asker beslememize gerek kalmadı. Söylenen bu kadar basitti. 450 uçağı Mısır'ın yerde tamamen tahrip olunca, 250 uçağı efendim Suriye'nin yerde tahrip olunca, Ürdün'ün de 150 uçağı yerde tahrip olunca sene 67, sene 2020. Buyurun bakalım, İsrail'e şu anda dahi herhangi bir şekilde birisinin Mısır'ın, Ürdün'ün, efendim işte Suriye'nin müdahale etme yeteneği var mı? Onu görelim. Benim söylemek istediğim bu. Yunanistan'la eşit hale getirmişim. Anladım. Buyurun işte hava gücüyle her şey yapılabildiğini ta Mustafa Kemal efendim 2025'te görmüş, Türk Hava Kurumu'nu kurarken istikbal göklerde demiş. Siz bir defa 1950'lerde efendim Amerika ile bu konuda efendim mücadele hakkını yitirmişsiniz. Niçin? Böyle uçak yapma, muharip uçak yapmaktır. Bu muharip uçak yapmayan devletler bağımsızlığını ilan edemez. Hiçbir kimse bağımsız olamaz. Muharip uçağını yapamayanlar. Ne evet. Zaman muharip uçaktan sonra da uzaya çıkmadır. Uzaya çıkamayanlar yakında bağımsızlığını zaten kaybedeceklerdir. Olay bu kadar basittir. Milli muharip uçağı efendim ancak biz 2023'te hangardan çıkaracağız. 2027'de uçuşunu sağlayacağız. 2027 sonunda her şeyi yani giderse tam olarak o zaman 35 yılında da efendim hava kuvvetlerimize 100-150 tane efendim uçak verebileceğiz 2035'te. Peki, Sayın Karagöz. Tasavvuru bu şekilde. Bağımsızlığınız sizin milli muharip uçağa bağlı. Peki. Sizin var mı ekleyeceğiniz? Benim söylemek istediğim şuydu Sayın Komutanım. F-35'ler Türkiye için olmazsa olmaz mı? Bu bir. İkincisi gerçekten evet hava yani biz uçağın bu kadar önemli olduğunu, Türkiye için çok önemli olduğunu sizin söylemlerinizden de anlıyoruz. Ama şu an ABD'nin bize yaptırmak istediği F-35 ya da S-400 meselesi değil. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki Türkiye için hava sahası, hava kuvvetleri çok önemli. Biz bunu hava kuvvetlerimiz olmasın ya da uçak üretmeyelim ya da ABD'yi komple reddedelim demiyoruz. Vereceğim her zaman. Yani ben bu noktadayım. Bugün bu stratejiyi izledik. Yarın da Amerika ile orta bir noktada F-35'lerle ilgili görüşebiliriz yani. O zaman o şartlar değişince. Şartlar değişince. Yani ben zaten söylemek istediğim o. Onu söylüyorum. Niçin kaybedelim diyorum. Yani kaybetmiyoruz zaten. Bahanelerini ortadan silelim diyorum. Yani. Orada şimdi ben Ersan Hocam, Mehmet Bey'in de söz hakkı var. Ersan Hocam kısa olursa çok sevinirim. Tamam. Çünkü siz de bunun bir işe yaramayacağını ifade ettiniz. Yani S-400'den vazgeçmenin. O yüzden bir bu konudaki görüşünüzü hızlıca kısa alayım. Önemli birkaç husus söyleyeceğim. Evet. Birincisi Saddam Hüseyin'den bahsedildi. Irak rejiminin çöküşünün temel nedeni FETÖ tipi bir yapılanmanın maalesef Irak ordusunun içine girdiği
Türkiye ile şu anda karşı karşıya kaldı ve kurtulmaya çalıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu desteği vermediği, bu Fethullahçı yapılanmanın maalesef tehlikesinin devam ettiğini göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikliğine yanaşmayan, yakışmayan bir tutum içinde olduğunu biz görmekteyiz. Suriye'nin kuzeyiyle ilgili söylediklerim Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliği ile alakalı. Buradan vazgeçmiyorum. Ama bu şu demek değildir. Amerika Birleşik Devletleri ile tamamen koparalım, rest çekelim, keşke onu çekebilme ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine faaliyetlerine son verebilme gücümüz olsa. Sayın Karakuş'u, Sayın Paşa'yı dinledim. Yani hava kuvvetlerinin önemi, milli muharip uçağın önemi, 1950'lere kadar millilik yerliliğin olduğu, sonra bunun kaybedildiği NATO'ya girmekle ama şu anda da NATO'dan çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin o kararlılığı gösteremediği, bunların söylendiği ama bunun külfetinin ne olacağının hesaplanmasının gerektiği, çünkü 1950'li yıllardan bu tarafa bu ittifakın içinde bulunuyorsunuz. Ancak ben şunu söylemek istiyorum, atlamayalım. Önümüzde aşının bulunacağı ve pandemi sürecinin, yani dünyanın kurtulacağı bir süreç var ve iktisadi gelişmelere dünya açık gözüküyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bence ittifaklar kültüründe, cumhur ve millet ittifaklarının ötesinde bir Türkiye Cumhuriyeti ittifakını oluşturması gerekiyor. Yani bizim şu anda yapmamız gereken mesela diplomasinin arttırılması. Yani elbette kavga edelim. Elbette masada yumruğumuzu vuralım. Yok bunlara, ama bunun bunlara yanında tamam. Bunlarda sorun yok da. Şunu söyleyeceğim. S-400'den vazgeçelim mi? Yani S-400'den elbette vazgeçmeyelim ama eğer biraz önce bir sehven kullanıldı zannediyorum. S-400, S-400, F-35'in karşılığı değil. Türkiye Cumhuriyeti Patriot'u alamadığı için S-400'e yöneldi. Hava savunma sistemi. F-35 zaten daha önce sahaya koyulmuş, sözleşmesi akledilmiş bir proje. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 hava projesi daha önce ele alı uçak projesi. Bugün söylenen milli muharip uçak ise Türkiye Cumhuriyeti'nin orijinal kendisinin inşa edeceği, yapacağı bir uçaktan bahsediliyor. Benim ifade ettiğim şu, S-400'den vazgeçmeyelim ama S-400'den vazgeçmediğiniz sürece KAATSA yaptırımları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya devam edeceksiniz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni başka türlü nasıl ikna edebilirsiniz? O Suriye politikasından başka politikalara, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milli menfaatlerinin önüne geçen, set çeken bir anlayış ki Biden anlayışı bu tehlikeyi devam ettiriyor. Ümit ederim düzelir. Ama ben şuna işaret etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin önü parlak gözüküyor. Yani şu pandemi sürecinin sonuçlanmasıyla iktisadi ilerlemenin dünyaya da en azından turizmde, başka yerlerde tabii, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani, önüne açılıyor öbür... gözüküyor. Biz o ümidimizi kaybetmeyelim. Bunda kararlı duruşumuzu devam ettirelim. Bunun dışında tabii şu anda o kadar çok ayrıntılı ve özellikle hava üzerine, hava kuvveti üzerine konuşma dinlettiği. Orada şunu söyleyeceğim. Kusura bakmasın Sayın Karaköş, hani bu bir milliyetçi bir anlayışla değil. İsrail'in Suriye ile Mısır'la ve zannediyorum bir başka memleketi daha söyledi Sayın Karaköş. Evet, Ürdün'le söyledi. Türkiye Cumhuriyeti asla bu memleketlerden birisi değil. Onu size söyledim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan karşısında sırf Yunanistan'ın hava kuvvetine teslim olacak. Evet, haklı, uyarılarını da anlayışla karşılıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü çok önemli bir sözdür. İstikbal göklerdedir. Ama Türkiye Cumhuriyeti kanaatimce bugüne kadar devletiyle, tarihiyle, askeriyle, ordusuyla dünyada en azından ve komşuları üzerinde yeterli hakimiyete sahiptir. Ama İsrail'in yayılmacı politikası, Büyük Kemen ülkesi, bugün o kurulması düşünülen Suriye'de esasında İsrail menfaatlerini koruyup kollayacak uydu garnizon devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bizim gelecek neslimizi tehdit edebileceği ve bunun önüne geçirmesi gerektiği konusunda da kararlı duruşumuzu sergilemesi gerekiyor. Peki. Bu bir millete, halka karşı olmak demek değildir. Bizim istediğimiz şudur. Bu bölgenin toprakları, bu bölgenin insanları, bu bölgenin ülkelerinden sorulur. 10 bin kilometre öteden gelip buraları dizayn edip buraların petrolünü, enerjisini sömürecek memleketleri, bu bölge halkı istememelidir. Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda kararlı tutumunu sergilemelidir. Evet. Bölge ülkelerimizle kavga etmek yerine bunlarla diplomatik lisanı geliştirip, mesela biraz önce Murat Bey isabetli söyledi Suriye'de, Suriye rejimiyle ilgili eleştirilerini, ama başka çare yok. Yani bu rejim şu anda ayakta ve sizin 911 kilometre kara sınırınız var ve bu kara sınırınızı ayakta tutmak, burayı ateş yeri olmaktan çıkarmak ve buradaki en azından göçü en aza indirmek, güvenliğinizi en iyi şekilde getirmek hususunda
bu memlekette bir şekilde orta yolu bulup aracı olarak bir diyalog kurulması gerekiyor. Zaten İran'la olmayacağı o diyalogunda zaten işte istihbarat noktasında devam ettiğini biliyoruz. Aynen. Peki. Yoksa bu Suriye rejiminin Esad'ın efendim işte yaptığı yanlışların tasdik edilmesi anlamında asla peki değil. Ben sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin menfaatlerinin korunup kullanması anlamında. Çünkü küslüğün uluslararası alanda komşular anladım arasında fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Anladım. Tabi bu arada hep söylenir istikbal göklerdedir sözü. Bir de başka bir atasözü var. Tabi ben yanlış da söylersem düzeltin lütfen. Zafer de piyadenin postallarındadır diye bir atasözü var. Onu da hatırlatayım. Mehmet Sarı buyurunuz. Şimdi yani şimdi biz onu Atatürk söylememiş. Onda sorun yok. Onu Atatürk istikbali bir tek göklerde görmüş. Atatürk söyledi demedim zaten komutanım, onda sorun yok. Tamam. Öyle bir söz de var dedim. O kadar basit efendim. Yanlış tepeni. Evet. Şimdi vardır ben, söz çok. Sayın komutanımızın hava kuvvetlerine ilişkin tecrübesi üzerine şey yapmak istemem. Çünkü tamam, uzmanlık alanım da değil. Hı hı. Buralara da bu manada değil ama ben sadece şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi yani şöyle bir gerçeklik var. Şimdi iki tane bir açıklama okuyacağım. Bir tanesi Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Savunma ve neyse Müsteşar Yardımcısı Christopher Fortin bir açıklaması var. Cümlesinin içerisinde şöyle diyor. Diyor ki Türkiye nasıl gördüklerine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta diyor ki karmaşık bir ilişkimiz var. Zor bir ilişki diyor bu. Sonuçları olan bir ilişki diyor. Türkiye halen NATO'da müttefikimiz ve Türkiye NATO'ya katkılarına çok değer veriyoruz diyor. Hı hı. İkinci bir açıklamada. Zaten bir gün biri güzel bir şey söylüyor. Ertesi gün yok şöyle şey burada ben işaret etmek istediğim nokta başkaydı. Odak anladım noktasıydı. Evet odak noktasını yapıyorum. <yapıyordu. gülüyor> Şimdi Pompeo'nun bir açıklaması var. Oradaki önemli cümleyi de okumak istiyorum müsaadenizle. O da diyor ki Türkiye'yi bir an önce diyor ABD ile koordinasyon içerisinde S-4 sorununu çözmeye davet ediyorum. Türkiye değerli bir müttefikimiz ve ABD'nin en önemli bölgesel güvenlik ortağıdır diyor. Bir an önce Türkiye'nin S-4'e sahip olması engelini ortadan kaldırarak verimli ondan sonra savunma sektörü işbirliğimizi sürdürmeyi umuyoruz diyor. Şimdi burada varmak istediğim nokta şu. Elbette hava savunma sistematiği çok kıymetli. Bunda şüphe yok. İşte 1967 6 gün savaşındaki atmosfer evet sayıca çok fazlaca bir nitelikteki bir Arap ordusu vardı. 150 milyon insan, 2,5 milyonluk İsrail ve sonuç itibariyle teknoloji üstünlüğü hava savunma sistematiği bakımından savaşı 6 günde bitirdi. Hatta 30 dakikada bitirdiğini sayın komutanımız ifade etti. Ben şurada şunu vurgulamak istiyorum. Yani Türkiye açısından bazı dezavantajlar var. Yani Amerika'nın bu silah gücü, Amerika'nın bu küresel güçteki ve tabiri caizse sınır tanımaz pervasızcılıkla bir şekilde efendim senin iç hukukun nasıl bir uluslararası hukuk olur? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun uluslararası hukuk bakımından, uluslararası yani sadakat bakımından, uluslararası güvenilirlik bakımından nasıl sen bunu bir uluslararası hukuk kaidesi diye bir başka devlete dayatırsın? Yani bu şu anlama gelir. Sen bugün bu korsanlığı yaparsan yarın pozisyon ve şartlar değiştiğinde başka bu muamelelere uğramayı da kabul etmiş olursun. Yani ben Amerika'nın iç kamuoyuna da bunu söylüyorum. Yani siz eğer bu anlamdaki bir iç hukukunuzda aldığınız bir başkanlık kararnamesiyle birlikte başka ülkelere bu denli haksız, hukuksuz dayatmalara kalkarsanız yarın pozisyonel itibariyle siz bunu kendinize uygulanmasını, reva görülmesini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu yönüyle değerli, önemli. Yani gittikleri yolun aldıkları kararlarla Türkiye'yi tehdit etmelerinin bazı noktalarda evet bir pozisyonel üstünlük sağlıyor durumuna düşmüş olabilirsiniz. Dünyadaki ekonomik sistemdeki para akışı işte Swift hareketlerini kontrol ederekten belli bir noktalarda ülkeleri sıkıştırmak, kıstırmak, hizaya getirmek için bunu kullanıyor olabilirsiniz. Ama bu yarın şartlar değiştiğinde bunu siz başka riskleri de üstlendiğiniz, kabulleneceğiniz ve katlanmak zorunda kalacağınızı bilmeniz lazım. Örneğin unutmayalım 2011'den sonra dünyadaki üreten, dünyadaki artık üretim gücünün el değiştirdiği gerçekliğini unutmayalım. Bugün Çin
gerçekten sermaye ve üretim bakımından, ekonomi bakımından Amerika'ya fersah fersah önemli nispetlerde fark attığı, dünya ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu gerçekliği var. Yani ekonominin kaydığı, bunun yanında teknoloji, silah ve gelişen ülkelere ilişkin olarak gücün belli noktada kaydığı gerçekliği var. Ben bu iki okuduğum, tekrar başa dönecek olmak istersem, yani Pompeo'nun ve buradaki o Amerikan savunma danışmanı kimse Ford'un söylemiş olduğu cümlelerin içerisinde şu olay şu. Türkiye'nin kendi içerisindeki bölgesindeki, elbette biz tazyik ediyoruz, belli bir cendereye Türkiye'yi hapsetmeye çalışıyoruz ama bir türlü de Türkiye ile uyuşmak istiyoruz. Hı hı. Türkiye ile masaya gelmek istiyoruz. Cooper'ın da geçenki açıklamasında öyleydi, o yaptırımlar. Tabii. Yani yaptırımlar bunun önünü açar diye bir şey var. Evet, yani burada varmak istediğim nokta şu. Elbette Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, bu bloklar arasındaki coğrafyasının dezavantajlarının bazen de avantaj olarak bazı işte süper güçler bakımından sonuç doğuracağına ilişkin, hı hı, farkındalık meselesi. Her ne kadar Amerika açısından da bu bir dezavantaj. Yani evet, nihayetinde masadan efendim biz NATO'dan çıkalım. Ben şöyle düşünüyorum işin esası. Türkiye'nin rasyonel siyaseti açısından NATO'dan çıkmak yerinde bir karar değil. Doğru da olmadığını düşünüyorum şu şartlarda. Evet. Diğer yönüyle Amerika ile bütün ipleri atalım, asla bir ilişki kurmayalım. Ne ticaret ne siyaseten bir yerde buluşalım. Bunlar da yani aklın, rasyonel değil, rasyonelitenin kabul edeceği şeyler değil. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki iş, bakın akşamdan beri tartışıyoruz. Şimdi S-400 konusuna durup dururken gelinmedi. Patriot istendi. Bu bir süreçti. Kaç yıl sürdü? Şüphesiz. Şimdi şu anda geldiğimiz noktada biz mesela Sayın Karakuş'un ifade ettiği gibi S-400'ü iptal edersek yeni bir süreç başlar mı? O başlayan süreç nasıl olur? Şimdi bu da başka bir şey. Şimdi bu bir gerçekten askeri anlamda stratejilere ilişkin çok değerli fikirler. Yani ben Sayın Karakuş'un fikirlerini de elbette heybenin bir tarafına konu olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yaban atılası şeyler değil. Çünkü sonuç itibariyle dünyanın süper güçleriyle bir güç mücadelesi ya da bir varlık mücadelesi gösteriyoruz. Evet. Ama bu varlık mücadelesi içerisinde şartlar ve zaman el verirse, yani canımızı dişimize takarız. Hı hı. Gerekirse silahını, askerini vururuz da gelirsek, vurmak zorunda kalsak vurabilir miyiz? Vurabilmeliyiz. Bu iradeyi gösterebilmeliyiz. Hı hı. Mavi vatan noktasında gerekirse bir milim dahi geri adım atmamalıyız. Yani ben, hı hı, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buradaki benim bir kanaatim, bir fikrimin bir önemi varsa, benim kanaatim bir milim dahi geri adım atmamalıyız. Yani evet, tehditin boyutu hangi boyutlarda gelirse gelsin atmamalıyız diye düşünüyorum. Ha, peki, buradaki tabii o rasyoneliteden efendim yani heyecanımıza kapılmış, işte yeni bir arayışın parçası olan, gücünün farkında olmayan, böyle bir heva ve hevesin peşinde olarak bu meseleyi zikretmiyorum. Anladım. Elbette askeri stratejiler. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Sayın Karakuş, S-400'den Mustafa vazgeçelim. Bey, özür dilerim, şu cümlem şöyle bağlansın. Buyurun. Yani Türkiye'nin elbette pazarlık masasında kendi coğrafyasından, kendi gücünden, bulunduğu atmosferinden, yani sonuç itibariyle 83 milyon nüfusuyla, coğrafyasındaki belli bir irtibat alanlarıyla elbette savunmasız efendim her şeyle Amerika'ya, evet, teslim bir pozisyonda değil. Pazarlık yanı var. Yani tabii, Amerika'daki kapıyı kapatmıyor yani. Ben onu demek istiyorum yani. En önemli unsurlarıyla. Sayın Karakuş, şimdi bu S-400'den çekilelim meselesi, Münbiş'ten ABD askerleri çekilmezse vururuzla çelişmiyor mu? Hiç alakası yok. Bakın, siz eğer silahlı kuvvetleriniz güçlü kalmaz ise merak etmeyin, sizi efendim işte Suriye'den de kovmaya kalkarlar daha etkin bir şekilde. Doğu Akdeniz'den de kovmaya kalkarlar. Libya'dan da kovmaya kalkarlar. Ben onu söylemek istiyorum. Yani siz kara, deniz, hava gücünüzün zayıflamasına müsaade edemezsiniz. Evet. Maalesef bu bağımsızlığınızı 1950'lerde kaybetmişsiniz. Hı hı. Bunu söylüyorum. Bunu yerine getirmek, bunun birinci hamlesi diyorum, milli muharip uçağın yapılmasıdır. Evet. Milli muharip uçağın yapılmasına kadar, bu hamleyi yapıncaya kadar bazı konularda geri koymak kendinizi, ama ondan daha sonra zamanda hakkınızı, hukukunuzu daha iyi korumak
durumunda olmanız lazım. Onu söylemek istiyorum. Peki, yani şartlar bizi, ben Sayın Komutanımıza şunu uçak yapamadığınız için bunlara maruz kalıyorsunuz. Ben bunlara Sayın maruz kalışınızın biz, sebebi... Evet. Sayın Komutanım, çok özür dilerim, kesmek istemem ama yani biz şartları elbette günün koşullarının olgunlaşmasını bekleyelim. Kabul ediyorum, haklısınız. Yani fevri davranışlarla gücünün farkında olmadan çıkışlar yapmayalım. Hepsini kabul ediyorum. Ama muhataplarımız bizi bir zorlamayla bu cenderenin içerisine çekiyorsa, yanı başımızda kalkıp da bir dediğimiz gibi hemen Türkiye'nin güneyinde böyle bir yeni bir terör devleti inşa etmeye kalkıyorsa ya da hemen yanı başımızda Yunanistan'ı silahlandırarak, nispetsizce silahlandırarak getirip de bize çok büyük bir tehdidi inşa etmeye çalışıyorsa, yani ben bunlara ilişkin, onlar bu süreyi daraltıyorsa, yani 2035 değil, siz ifade ettiniz işin uzmanı olarak, 2035'i beklemeden bizi böyle bir cenderenin içerisinde tabiri caizse yeni bir geri adım attırmanın, bu geri adım attırmanın meselesi sadece efendim oradaki kabullenişler değil, bu ilerleyip de zaman içerisinde Kıbrıs'ta bizi bir dikteyle, dayatmayla bir yere getirmeye çalışırlarsa, yine Mavi Vatan'da getirip de Antalya Körfezi'nin içerisine mahkum etmeye çalışırlarsa, bunlara da yani onlar o süreyi daraltırsa ne yapacağız? Ben işin esası hem kaygılanıyorum, hak veriyorum sizin fikirlerinize, değer de veriyorum gerçekten, yani çok da kıymetli. Ama ne yapmak lazım diye söylüyorum bunları, yanlış katiyetle anlaşılmasın. Tabii ki. Ben de daraltılmasın diye. Yani elinizdeki hava gücünü, kara gücünü, deniz gücünü güçlü tutabilmenin yollarını söylüyorum size. Komutanım, yoksa eğer güçsüz hale gelirseniz, biraz evvel söyledim, eğer bu yaptırımlar daha etkin hale getirilip de onun sonucunda, yani şu yaptırılmanı istemediğimiz takdirde, bunu kabul etmediğimiz takdirde, biraz evvel söylediğim gibi F-16 parçasını vermeyecekler, F-4 parçasını vermeyecekler. Bakın bu öyle bir şey ki, o kadar kötü bir olay ki maalesef, bu uçaklarla ilgili söylemek istediğim F-16 parçasının hepsini üretemiyorsunuz. Yani şu anda elinizdeki hava gücü de yok olacak. Belirli güç kaybına uğrayacak. Onu söylemek istiyorum. Anladım. Hangisini komutanım, tercih ederseniz. Komutanım ben söylüyorum. Az önce. Diyorum ki sizin. Evet. Yani anlatmak istediğim bu benim. Evet. Az önce dediniz ki, kendi cümlelerinizde dediniz. Kara, hava, deniz, değil mi? Evet. Peki bu ne oldu, bu sadece hava, yani sadece havacılara mahsus değil bu iş. Önemlidir. Çok önemlidir. Ama ülkenin varoluşunda, stratejik hareketlerinde değil. Muhaberede neden önce piyadeleri gönderiyorsunuz o zaman? Efendim şimdi bu konuyu ben tabii ki daha rahat size izah edeyim. Bakın bugün savaşlarda kara gücünüzü hareket ettirmeden, deniz gücünü hareket ettirmeden hava üstünlüğü kazanırsanız hareket ettirebiliyorsunuz. Evet. Hayır, sana yani genel savaşta önce piyadeyi gönderirler. Genel herhalde. Savaşların hiçbirisinde efendim muhabere sanatında anlayamadım efendim. Muhabere sanatında orduda önce piyadeyi gönderirler. Piyade orayı açar. Hava yanlışınız var efendim. O sizin 1800 önce. Yıllarındaki 1800 yıllarındaki savaşlar onlar efendim. Önce harekat hava harekatıyla başlar. Şu an öyle. Kapan. Ya ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Ordu bir bütündür. Diğer kuvvetlerinizi vurun. Evet. Ordu bir bütündür. Karasıyla, havasıyla, deniziyle. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ali Bey, bence komutanımız... Ayırmadım ben de. Bugünkü savaşların oluş şeklini söylüyorum. Kendisi tabii. Bakın, Irak'a bakın. Şimdi bunu izah edeyim efendim. 1991 yılında Irak vurulmaya başladığında... Evet, çok kısa zamanda bitireceğim. Irak vurulmaya başladığında efendim 105 bin sorti, uçak sortisiyle Amerikan Hava Kuvvetleri bir tane uçak dahi kaybetmeden 300 bin bomba attı. Ondan sonra
efendim ikinci Körfez harekatı, ikinci Irak harekatı efendim düğün bayram şeklinde girdi çıktı. Evet. Onu söylemek istiyorum. Bugünkü efendim savaşlarda piyadeyi öne sürmek yok. Piyadeye kıymayacaksınız. Evet, mümkün olduğunca kayıp eğer havacık yani olarak efendim siz önce hava kuvvetlerini kullanıp hava üstünlüğü sağlamadan efendim piyadeyi kullanırsanız bir yığın şehit olur. Mesela İdlib'deki sıkıntımız da oydu. Unsurlarımızın hava kuvveti tarafından, Suriye tarafından, Rusya tarafından vurulmasında orada hava üstünlüğümüzün olmaması sebebiyle çok sayıda askerimiz şehit düştü hatırlarsın. Hocam, güvenliği havada sağlayamadık. Yani hava komutanım da sayın muhterem hocama da bir şey söylemek istiyorum. Hava kuvvetlerinin bir ordu içerisindeki ehemmiyetini ya da bir savunma sisteminde savunmada ehemmiyeti konusu tartışma dışıdır yani bu bu tartışılmaz bir şey ama şunu ifade etmek istiyorum. Komutanımızın verdiği örnek üzerinden vermek istiyorum. Saddam Hüseyin yani Irak ordusunun bir tek uçağını dahi havalandıramamasındaki temel sebep tıpkı bu savaş süresi içerisinde 1991'den başlayan süreç içerisinde Irak ordusunun Orta Doğu'nun en büyük ordusu olmasına rağmen işte Birleşmiş Milletler yaptırımları yok Birleşmiş Milletler heyetlerinin gelip incelemesi ve bu gibi bir süre sonunda bütünüyle Irak ordusunun imha edilmesi ve işbirlikçi generaller vasıtasıyla oldu. Aynen, tıpkı verdiği örnekte de çok önemli. Bakın diyor ki 6 gün savaşlarında Arap hezimetini yaşadı ama o Mısır ordusunun ya da Irak hava kuvvetlerinin güçsüz olmasından kaynaklanmadı ya da İsrail'in çok güçlü bir hava kuvvetlerine sahip olmasından kaynaklanmadı. Bilakis denge İsrail aleyhineydi. Hayır, belli. İsrail bir ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği saatlerde Mısırlı ve Iraklı askerleri, generalleri satın alarak bütün askeri planları deşifre ederek ve ateşkes esnasında vurdu. Bu ne demek yani? Bunu niçin söylüyorum? Son o zaman bağlayayım. Bunun için söylüyorum. Ne hava kuvvetlerinizin, ne silahlarınızın, ne savunma sistem bunların hiçbirisinin savaşta birinci ehemmiyeti yok. Birinci ehemmiyetli olan şey iradenizdir ve Türkiye bugün bu iradeye sahip. O sebeple S-400'ler çok önemli. Sembolik açıdan çok önemli. Peki. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Hepinizin ağzına sağlık. Bu akşam çok faydalı bir tartışma oldu. Bizim için de çok faydalı. Son cümle olabilir mi? Son cümlem olabilir mi? Çok kısa olursa lütfen çok sevinirim. Son cümlem şu efendim. Peki. Bizim sivil vatandaşlarımız askerler kadar stratejiyi çok iyi bilmelidir. Şüphesiz. Eğer bunu sağlayamazsak istediğimiz manevrayı yapamayız. Çok evet. Özür dilerim. Churchill'in şu sözü de var. Savaş askerlere bırakılamayacak kadar. Yanılıyor mu sayın komutanım? Öyle de bir sözü var. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bitiremeyiz. Sabah buluruz. Tekrarını kaldıramam o zaman. Aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi. Yani sivil vatandaşlarımız askerler kadar stratejiyi bilmeli. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ortak aynı kanıdayım. Birleşen bir millet olmalıyız. Ulus ruhumuz kesinlikle. En önemli mesele o. Yani ortak sevinç ve duygularda, üzüntülerde onları hissedebilen bir memleket, bir millet, Türk milleti olabildiğimiz sürece bizi hiçbir güç yıkamaz. Yani Irak'ın parçalanma sürecine baktığınızda Fethullahçı yapılanma tipi benzeri bir yapılanmanın orayı esir aldığı ve Irak ordusunu içten içe kemirip bitirdiği gerçeğini göz ardı etmeyelim ama Türk ordusu hiçbir başka memleket, özellikle Arap ordularına benzemez. Türk ordusu başkadır. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Akşamda 5. günün sonuna geldik. Haftaya buluşuncaya dek hoşçakalınız.